Beşinci güne hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam da yine gündemin önemli başlıklarını stüdyomuzdaki değerli konuklarımızla birlikte değerlendirme fırsatımız olacak. Bu akşam değerli konuklarımız olduğunu söyledik. Hemen takdim edelim sizlere. Bu akşam duayen gazeteci, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Estağfurullah, teşekkürler. Sağ olunuz. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Sayın Yasin Şamlı bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikte bu akşam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, başarılar. Sağ olunuz. Ankara stüdyomuzda da hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bizlerle birlikte. İyi akşamlar Mustafa Bey, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar Mustafa Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. İstanbul'daki konuklara da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler, bizden de saygılar Mustafa Bey. Şimdi konuşacağımız çok konu var. Bu akşamdan başlayalım isteriz. Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla bu akşam bir basın toplantısı düzenledi, yaptığı görüşmenin ardından. O basın toplantısında iki vurgusu vardı ki o iki vurgu herhalde yarın Alman gazeteleri başta olmak üzere dünya gazetelerinin manşetlerini süsleyecek gibi duruyor. Neydi onlar? Biri toparlamak gerekirse Yunanistan'la ilgili vurgusu. Yunanistan konusunda Almanya'nın daha önceki gibi biraz da diplomatik dil kullanarak tarafsız tutum sergilemesini bekliyoruz dedi. Ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkesi üyesi olmasının yaptığı bütün yanlışları örtemeyeceğini ifade etti Çavuşoğlu. O sırada tabii Alman Bakan da bu sözleri dinledi, ilgiyle takip etti. Bir de Osman Kavala vurgusu vardı. Osman Kavala'nın da Almanya tarafından kullanıldığını, gezi sürecinde de fonlandığını söyleyerek yine Mevlüt Çavuşoğlu bunların da altını çizdi. Şimdi burada bir mesele var. Yunanistan, hep konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani burada herhalde hepimiz bu konuda aynı görüşteyizdir. Yunanistan bir politika izliyor. O politika şu: bir düşmanım var benim, Türkiye beni işgal edecek, beni yok edecek diye bir politika izliyor. Ama Türkiye'de böyle bir hava yok. İşin ilginci. Miçotakis'in de işte en son yaptığı açıklamayı baz alırsak yine Türkiye'ye işte bizimle görüşün mesajı veriyor ama bunu akıl verir gibi, bir tavsiye gibi değil de akıl verir gibi ifade ediyor. Şimdi bir, Yunanistan Avrupa tarafından araçsallaştırılıyor mu ve bunu nasıl yapıyor? Bu bir. İki, Osman Kavala gibi şahsiyetler üzerinden sadece Almanya değil diğer Batı ülkelerini de bunun içine katarsak ne yapmaya çalışıyorlar? Neden onları da kullanıyorlar ve nasıl kullanıyorlar? Güngör Yavuz Aslan'dan başlayalım isterseniz. Ne dersiniz, ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Şimdi sizin de başlangıçta dediğiniz üzere yarın Avrupa, sadece Almanya değil Avrupa medyasında bu günkü Çavuşoğlu Bayarbek, doğru telaffuz edelim. Hı hı. Birinci gündem olacak. Evet. Biraz aslında Mevlüt Çavuşoğlu diplomasinin bu ince çizgilerine dikkat ederek biraz sinir uçlarına dokunmuş. İlk başta şu bilgiyi vereyim. Türkiye-Almanya çok ciddi bir ticari ilişkisi var. Evet. Hani o polemiklerin dışında $50 milyar hedefleniyor. Benim hafızam yanıltmıyorsa dış ticarette birinci partnerimiz Almanya. Evet. Karşılıklı birbirimize tabii, böyle ticari bağımız var. Ama hem PKK'nın Avrupa'da artan eylemleri hem İslamofobi başlıklarında, ben Çavuşoğlu'nun açıklamalarından gidiyorum, Kavala ve ard arda gördüğümüz en önemlisi de Yunanistan'a verilen destek. Şimdi Yunanistan ve Almanya ile ilgili izleyicilerimizin hafızasını şu şekilde tazeleyeyim. Biliyorsunuz Almanya çok ciddi bir diplomatik, özür dilerim, ekonomik kriz batmanın eşiğine geldi. O dönem Merkel Almanya'sı hem Avrupa Merkez Bankası'nın fonlarından hem kendi Almanya'dan çok ciddi bir borç verdi. Hatta o dönem hafızamızı tazeleyelim, Yunanistan'ı Almanya kurtardı. Kurtardı. Evet. Diye haber yapıldı. Şimdi hem Adalar Denizi, bu Ege Denizi ibaresini kullanmıyorum ben. Adalar Denizi hem Doğu Akdeniz'e artan şeyde Almanya tarafkil oldu Fransa ile birlikte. Hem diplomatik ve farklı platformlarında Yunanistan'ın Miçotakis'in, kısa adıyla Miço'nun yanında durmaya başladılar son dönemde. Bu ziyarette de belki uzun süredir yüzde olmayan, söylenmesi gereken her şeyi Mevlüt Çavuşoğlu hiç şey yapmadan, evet, öteleştirmeden hepsini gördü. Şimdi Almanya bunun yönünde bir adım atacak mı? Bu neden önemli? İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra tek ve baş aktör Almanya oldu. Zaten lokomotif ülkeydi. Almanya oldu. Yunanistan hem Kıbrıs meselesine, yani biz haklı olarak mücadele, hem bu adalar meselesine, Türk-Yunan meselesi değil de Rum kesiminde yanına alarak Avrupa Birliği Türkiye meselesini oturtmaya çalışıyor. Pek Atina medyasını ve gündemini
yeterince takip etmiyoruz. Onların baktığınızda oradaki iktidar milletvekillerinin ya da Mitsotakis hükümetinin açıklamalarına baktığınızda bizim diyor Türkiye ile diyor sözde 74'te Kıbrıs'ı işgal ettiler. Kıbrıs Cumhuriyeti vardı. Bu sınırımız diyor. Mesela Ege'deki diyor Fırat'tı diyor. Yunanistan Fırat'tı değil diyor. Avrupa'nın Fırat'tı diyor. Rum kesimi hukuksuz bir şekilde biliyorsunuz sınır sorunu olan bir ülke Avrupa Birliği'ne alınmaz. Ama problemli olan, tartışma olan Kıbrıs Rum kesimini Avrupa'da orada diyor Avrupa Birliği üyesi olan bir toprakta işgalci diyor. Bütün diplomatik şeylerini bunun üzerine yapıyor. Ve ciddi de olmaması gereken şekilde bir Avrupa'dan destek görüyor. Ve Türkiye de buna karşı diplomatik mücadelesine devam ediyor. Şöyle bir şey var. Avrupa'ya defaatle giden gazeteciler herkes bilir. Bizim gurbetçi olarak ben o Almanyalı kelimesini kullanmıyorum. Benim iki tane de amcam gurbetçi. Hı hı. Yani oranın sosyolojisini çok iyi bilen. En güçlü olduğumuz lobimizin, insan ve beyin gücümüzün, kültürel en büyük olduğumuz ülke Almanya ve ben gittiğim için de bunun Köln'dür. Ama Köln'de bir izlenimimi anlatayım size. Türkiye karşıtı bütün gruplar PKK vesaire hepsinin olduğu kentte Köln'dür. Bak biz ben hep bu tartışmalarda gazeteci olarak gülümsüyorum. İsveç ve Finlandiya'ya şey yapıyorum da ben gülümsüyorum. Gerçekten onlar NATO üyeliğinden elimize düştü öyle. Bu işin Almanya'nın Adil Öksüz nerede? Almanya. Adil Öksüz'e kelepçeyi, uyarı kelepçesini kim verdi? Alman İç İstihbarat Servisi. Bir tek örnek veriyorum size. PKK'nın en ciddi ve en para kaynakları nerede? Gidin Almanya'ya Köln. Ben hep uzaktan o sözde kültür merkezleri dedikleri yere. Ama biz İsveç ve Finlandiya bir başvuru yaptılar Putin korkusundan. Hı hı. O başlığa gidiyoruz. Şu anda en yoğun oldukları şeydir. Aslında bugün Mevlüt Çavuşoğlu bizim hafızamız da işte gezi olaylarını çiçek böcek gibi nostaljik olarak algılamaya başlayanlar şu etrafımızda bulunan bakın gezi nedir biliyor musunuz Nuh Bey? Gezi Fethullahçı darbenin 15 Temmuz'un ön sözüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır uçlarını denediler. Erdoğan nereye kadar dediler. Millet nereye kadar durabilecek? Medya nereye kadar dedi? Hepsini bu Fethullahçı akılla tarttılar. Fonlayanlar kim? O Taksim'den aşağı inen ben de oradaydım gazeteci olarak da tam noktasını unuttum. Tarlabaşı mı Sıra Selviler? Sıra Selviler hattında yakalanan gazeteci olarak yakalananlar hep Alman vatandaşı çıktı. Bizimkiler kaç kişi? FETÖ'cü polislere rağmen yakalananlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. FETÖ'cü polislere rağmen yakalananlar. Özellikle biz hep bu Kavala konusunda milletin diline klişe bir söz gelmiştir. Saros fonluyor, Saros fonluyor. Bence Mukalem'in bugün Çavuşoğlu söyledi. Kavala'yı fonlayan Almanya'dır. Vakfın telaffuzunu yapamıyorum. Yanlış var mı? Bir vakıf var. Hı-hı. Ciddi anlamda onlar. Konrad Adoner. Evet. Ciddi anlamda. Türkiye'de bir ara yasaklandı. Sonra Danıştay'da gitti. İşte orada FETÖ'cü hakimlerin filan etkisi oldu. İptal edildi. Burada hukukçu büyüğümüz var. Anlatır. Yani Almanya şöyle. İki tane Almanya var. Bir taraftan işte Birinci Dünya Savaşı'nda işbirliğinden itibaren. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin girmemesi, savaşmaması. Bir nostaljik Almanya var. Bir de derin Almanya var. Yani Almanya'nın yaptığı birçok faaliyetler var. Bugün söylendi. Ama şöyle de bir şey var. Bir ülkeyle 50 milyar dolar ticaret yapıyorsan bu aynı şeyde ticaret hacmi karşılıklı. Yani toplam Almanya ve ticaret. Onlar için de geçerli. Fazla kavgayı da büyütemiyorsun. Tabii. İki taraf için. Almanya da bunun farkında ama. Tabii. Yani bugün Alman Dışişleri Bakanı'nın da söylediği bir söz vardı. O çok ilginçti. Arada kaldı. Yani bütün bunların içinde diyor ki dalgalı denizler diyor bizim birbirimize işte daha yakınlaşmamıza da sebep oldu. Şimdi yani o da şimdi bir şey hızlı bir şekilde Almanya'da Merkel'den sonra hükümet değişti. Şimdi yeni hükümetin yeni şansölyeliğini yapacağı ve yol haritası daha net değil. Bunun sebebi de onlar karşılığında hemen bir Ukrayna Savaşı'nı buldular göreve başladıktan sonra. Şimdi biz en azından Merkel'in ne yaptığı, Sayın Erdoğan'la görüşmesini ya da devlet olarak ne yapıp adımlarını biliyorduk. Yani ondan ne kadar PKK'lı alabileceğimizi de biliyorduk. Ya da oradaki faaliyetlerine ne kadar izin verebileceğini de biliyorduk. Ama şunu da unutmayalım. 15 Temmuz'daki firariler gittiğinde Merkel oranın şansölyesiydi. Bunun da altını çizerek belirtmemiz lazım. Evet. Ama şu var. Savaş çok kötü bir şey Mustafa Bey. Ama bu benim bütün kanallarda söylediğim şey. Ukrayna Savaşı'nda kıta Avrupa'sının ABD'yi değil. ABD okyanusun öbür tarafında çok rahatlar. Kıta Avrupa'sını öyle bir yakaladık ki. Yani bu şövenist ya da farklı bir gerçek. Yakaladık ki alabildiğimiz kadar tavizlerin hepsini almamız gerekir. Bir daha biz bu kıta Avrupa'sını 20 yıl böyle yakalayamayız. Hepsinde yani. Bir Putin korkusu var. Bir şey söyleyeyim öyle siz bitirin. Tabii, yani tabii. Burada hamle doğru mu o zaman? Tabii. Erdoğan bak Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Güvenlik Kurulu, Dışişleri, Milli Savunma Bakanı şunu da söyleyeyim. Yani Erdoğan böyle yarın sabah kalkıyor dünya 5'ten büyüktür diyeceğim diyen bir de her şeyi bir akıl süzgecinden geçip
Cumhur İttifakı içinde siyasi olarak değerlendiriyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda soruyor. Hakan Fidan Bey'e soruyor. Çavuşoğlu'na soruyor. Artık millete böyle izah ediyor. Bir strateji oluşturuyor. Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız. Ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan diye. Öyle bir pozisyon aldı ki Birleşmiş Milletler'in tarihinde diplomata sordum. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşmiş Milletler bir insani koridor açmış. Bir tek o var dedi. Yani bu Hitler zulmünden insanların çıkması için. Birleşmiş Milletler tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Gıda başlığında insani bir tahıl koridoru açtırdık. Yani bu diplomasinin bir sonuçları. İşte bu sadece Avrupa Birliği değil, bütün kıta Avrupası için söylüyorum. Biz bu savaşın acı gerçekliğini bir kenara koyup bu diplomatik sonuçta alma. Bir daha yakalayamayız. Bunlar Avrupa'la. Yani bir daha yakalayamayız. Burada Almanya tabi bu görüşmenin bize basına yansıyan yani konu başlığı olan şeylere göre burada en ciddi şey 50 milyar dolar ticaret hacmi. Bu çok önemlisi. Eğer biz Türkiye olarak bu 50 milyar dolar barajını geçersek ilk defa hem Avrupa Birliği hem Almanya ülke gibi biz de kendi barajımızı geçmiş olacağız. Çünkü en fazla ticareti Irak ve Almanya yapıyoruz. Benim hafızam yanıltmıyorsa. Irak'ta da savaş ve şey şartlarından dolayı kısıtlama oldu. Bir de bu günkü başlıkla ilgili dünyada pandemi sonrası arzda yani üretimde bir daralma oldu. Türkiye en hani bazen düşmanlarımız bizi iyi okuyor. Geçen Mitsotakis'i eleştiren Çipras'ın partisinden bir milletvekili çok dedi. Mitsotakis de Türkiye'yi anlamıyor dedi. Erdoğan ikinci bir Çin inşa ediyor dedi üretim. Bizim bu Anadolu kaplanları dediğimiz insanlar gerçekten bu pandemide üretimin şeyin değeri arttı. Ben işe tersten bakıyorum mesela. Şimdi Türkiye Almanya'daki bir yargılama hakkında görüş belirtse Almanya bunun için ne der? Yanlış yargılıyorsunuz. Yargılamayın. Ceza verdiniz ama yanlış yaptınız. Ya da Türkiye Almanya'nın işte tezlerine karşı gelen bir ülkenin yanında yer alsa Almanya ne der? Aslında Türkiye bu açıdan diplomasiyi çok da güzel kullanıyor. Çok temiz bir dille kullanıyor. Daha sert de konuşulabilir. Yani ben Yunanistan'la Ege Denizi'nde veya da işte Adalar Denizi'nde böyle bir mücadele vereceğim. Sen çıkacaksın diyeceksin ki Avrupa Birliği ülkesi vesaire. Ben de tersten bakıyorum da işin bir de garip tarafı var. Biz hani aynı dili konuşabiliyor muyuz? Yani işte en son o dönem çok konuşuldu. Yani Yalım Eralp eski emekli büyükelçi, CHP'nin de rozet taktığı isim. Yunanistan haklı diyor şimdi. Böyle de bir durum var. Şimdi o zaman Mustafa Kemal Çiçek'e söz verelim. Yani burada ne yapacağız? Biz Yunanistan tezlerini konuşuyoruz, Yunanistan'a karşı tezlerimizi anlatıyoruz da tam bir birlik de sağlayamıyoruz gibi sanki. Evet Mustafa Bey, dediğiniz tespitte haklısınız. İşte yakasına rozet takılan Yalım Eralp Türk dışişlerinde görev yapmış. Birçok önemli mevkide bulunmuş bir isim. Lozan bizi 3 mille sınırlandırmıştır demek suretiyle tamamen bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği siyasete ve haklılığa aykırı olarak bir değerlendirme yaptı. Hatta yine biz burada bunun değerlendirmesini yapmıştık. Bakalım bu hususta Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir disiplin işlemi yapacak mı yönünde. Çünkü neden bunu söyledik? Lozan'ı her şekilde ön planda tutan, işte Lozan bizim tapumuzdur diyen bir değerlendirme yapan bir siyasi partinin bu konuda hassasiyetini görmek isterdik. Ama bu tabiatıyla gerçekleşmedi. Burada birlik olmadığımız mutlak olarak ortada. Siz neden desem peki ne dersiniz? Mecliste bulunan neden oluyor bu dersen? Mecliste grup başkan vekili bu iktidar en iyi işi de yapsa biz yanında olamayız demesi bunu açıklıyor herhalde Mustafa Bey. Ne kadar doğru yapılırsa yapılsın biz bunu eleştiririz. Ki eleştiri yapıcı yaptıktan sonra yine bir sıkıntı yok ama yıkıcı eleştiri yaptıktan sonra bunun sıkıntısı büyük. İşte Ünal Çeviköz'ün biliyorsunuz yakın zamanda Azerbaycan konusundaki açıklamalarını Ermenistan aldı. Avrupa'da birçok yere müracaat etti. Amerika'da, Avrupa'da bunu Türkiye'nin aleyhine kullandı. İşte IŞİD'çileri getirdi Türkiye'ye, orada savaştırdı gibi ipe sapa gelmez mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi dış noktalarda sıkıntılı bir yere getirmeyi amaç edindi. Evet. Son zamanlarda da pek konuşturulmuyor bu gafları, bilinçli gafları diyorum ben buna devam ettiği için
mütemadiyen bunu da sürdürdüğü için son zamanda da pek gündeme getirmiyorlar farkındaysanız Ünal Çeviköz'ü. Yine böyle bir saçmalık da bulunabilir diye düşünüyorlar herhalde. Şimdi şunu görmek lazım Mustafa Bey. Bugün işte Almanya Dışişleri Bakanı, ki Almanya Dışişleri Bakanı bu yeni hükümette Yeşiller Partisi'ne temsilen katıldı. Yeşiller Partisi'nde Türkiye'ye bakışını hepimiz biliyoruz. Hatta bir Türk kökenli bir milletvekili de bakan olarak görev yapıyor. Türkiye'yi her şekilde sıkıştırmak, Türkiye'yi siyaseten yalnız bırakmak, sürekli eleştiri yapmak, hiç bir şekilde haklılığını göz önünde bulundurmamak gibi uzun süreçtir izledikleri bir siyaset var. Bu çok öncelerden de vardı. İsmini şimdi hatırlayamadığım meşhur bir siyasetçileri vardı. Türkiye'den çıkmazdı. Claudio Roth. Sürekli olarak Türkiye'de evet, Türkiye'de polisle dahi çatışıyordu. Doğru. Öyle bir kişiydi. Artık Türkiye'nin bir unsuru olmuş gibiydi. Genç bir gazeteciydim. Boyuna Claudio Roth'la ya tanışık hale gelmiştik artık. Nasılsınız, iyi misiniz falan dedik gittiğimiz eylemlerde. Öyle bir kişilik olduğunu biliyoruz. Yine biraz önce burada Alman vakıfları mevzu dile getirildi. Alman vakıfları konusunda en çok değerlendirme yapan benim rahmetli hocam, Türk İnkılap tarihinde hocam olan Hablemitoğlu bu konuda kitap da yazmıştı. Evet. Alman vakıflarının Türkiye'de gizliden gizliye etkinlik sahasını değerlendiren bir eser de kaleme almıştı. Çünkü bazı faaliyetlerini gizliden gizliye yapan özellikleri de var. İşte isimleri zikredilen vakıflar bunların önde gelenleri. Bu noktada da zaten ifşa olmuş vaziyetteler. Burada yapılan şu, Almanya işte ifade edildi, Yunanistan'a sahip çıkıyor. Yunanistan'ın, hatta o Güngör Bey ifade etti ama Almanya'da bunun tartışması da olmuştu. Yunanistan'ın bir kısım adalarını biz alalım. Biz bu paraları Yunanistan'dan alamayız. En azından orada adalara sahip olursak tatile gideriz yönünde Almanya'da çok esprili açıklamalar da yapılmıştı o dönemde. Burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu esas itibariyle Alman Dışişleri Bakanı... Yunanistan'dan teklif gelmişti Almanya'ya. Alın bazı adaları alabilirsiniz diye, sonra kendi iç kamuoyları sıkıntı yaptı da veremediler. Tabii. Aynen Mustafa Bey. Dışişleri Bakanımız burada bir ayar verdi Alman Dışişleri Bakanı'na. Hem Yunanistan konusunda taraflı davranmaları, ki Yunanistan'ın ne noktaya geldiğini biliyoruz. Atina'da bulunan Rusya Büyükelçisi Yunanistan'a 200 yıllık ilişkiyi, münasebeti sıfırladınız dedi Rusya yönü itibariyle. Ve dost olmayan ülkeler kategorisini aldı Yunanistan'ı. Yunanistan baktığınız zaman bir yerde sıkışmış vaziyette, tamamen ülkenin tapusunu Amerika'ya, Amerika'dan kalanları da Avrupa'ya devretmiş vaziyette. Şu anda konumu ve konumlandırılması o noktada. Bunun yanında baktığınız zaman Kavala yönünden Türkiye'ye yaptığı eleştirilerde Sayın Dışişleri Bakanı, sizin çifte standartlarınızı biliyoruz. Siz de birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamıyorsunuz. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala yönünden verdiği kararı uyguladık. Onun neticesinde serbest kaldı ama daha sonra başka yargılamalardan dolayı kendisi ceza aldığı yönünde ifadelerle dosyaya hakim olduğunu da orada ortaya koymuş vaziyette. Gerçekten de 309 anayasaya yönelik suçlamalardan dolayı beraat etti ama casusluk faaliyetlerinden dolayı devletin güvenliği noktasında bazı hususları ortaya çıkarmasından, ifşa etmesinden kaynaklı olarak 328 anlamda, TCK 328 anlamda, orada başkanımız da vardır, değerlendirecektir bunu. Şu anda işte hukuki süreci devam ediyor. Bize bu nasihatları veren Almanya, işte biliyorsunuz 90'lı yıllarda Solingen'de birçok vatandaşımız işte yakılmak suretiyle Naziler tarafından ve sürekli devam eden bu ırkçı davranışlara karşı hangi tedbirleri almış, hangi yargılamayı yapmış, kimleri cezalandırmış, mahkum etmiş, öncelikle bunun hesabını versin. Peki. Türkiye'nin hukuk nizamına karşı böyle bir davranışta bulunması ülkeler arası ilişkilere uygun bir davranış değildir. Bunun yanında da en son işte Sayın Cumhurbaşkanı Putin ve reisinin Tahran'da yaptığı görüşmeler ve verdiği fotoğraf neticesinde de bundan da büyük bir rahatsızlık
duymuştu. Özellikle Almanya'nın bu yönde açıklamaları da olmuştu. Türkiye'de kimsenin tahakkümü altında değildir. Türkiye artık bir bölgesel güç olmuştur. Siyasetini belirlemektedir. İşte biraz önce tam ifade edildiği gibi, bundan da Güngör Bey'in ifade ettiği gibi, bundan da faydalanacak olan gene Avrupa ülkeleridir. Kıta Avrupa'sıdır. Bu anlamda Türkiye'de bu durumu çok iyi noktada kullanıp Türkiye'nin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapmak durumundadır ki ve bu da yapılmaktadır şu an itibariyle. Tablo bundan ibaret görülüyor Mustafa Bey. Evet. Şimdi tabii Nuhal Bayrak gene haklı çıktı. Siz şöyle yazmıştınız 21 Haziran'daki yazınızda. Avrupalı olmak istiyorsanız Osmanlı'yı unutun diye bize söyleyen Batı, 100 yıl önce tarihe gömdü Osmanlı'yı asla unutmuyor. Bugün bizim haberde de vardı. Miçotakis diyor ki, Erdoğan diyor Neo-Osmanlı emellerini bıraksın. Evet. Şimdi biz hani nasıl bir Neo-Osmanlı hayalindeyiz, emelindeyiz. Herhalde şu değil mi? Hiçbir şeye karışma. Yani sen oturduğun yerde biz genişleyelim, senin kıta sahanlığını falan alalım. Sen ama karışma. Karışırsan Neo-Osmanlı oluyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Ya işte zaten işin özü de burada aslında. Yani haklı olmak meselesi değil ama hakikaten biz bugünkü yaşadıklarımızı o olay bazında, o ifade, o veya Almanya'nın o tutumu bazında değerlendirdiğimiz zaman, bugünkü işte uluslararası ilişkiler vesaire bazında, bundan bir sonuç çıkaramıyoruz. Efendim işte sen haklısın, bak biz, sen de şöyle yapıyorsun, bizimkiler buradan bir sonuç alamayız. Çünkü meseleye biraz daha yukarıdan bakmamız gerekiyor. Orada da bu çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor? Bir Osmanlı korkusu var Avrupa'da. Ve en büyük endişesi Avrupa'nın, yani Osmanlı İmparatorluğu ismiyle değil, yani sonuçta o ruhun yeniden bu ülkede teşekkür etmesidir. Ben de onu anlamıyorum. Bizde niye o zaman Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz devletlere karşı böyle bir endişe yok? Bizde niye İngiliz korkusu yok, Fransız korkusu yok? Onlarda niye Osmanlı korkusu? Çünkü korkusu demiyorum da şöyle, yani o bir teyakkuzda olmak var. O yüzden diyorum yani. Korku derken bir teyakkuzda sürekli, yani bu böyle bir tehdit, böyle bir tehlike olduğunu her zaman hesaba katıyor. Bizde niye yok biliyor musunuz? Tam da o cümleyi ben tekrarlamak istiyorum. Onlar 600 yıllık, hatta daha öncesi var, Selçuklar ve koyabilsin içerisine. Türklerin kendilerine yaptıklarını, yani her savaş öyle kendilerine yaptıkları olarak değerlenir, o anlamda söylüyorum. Devlet hafızasını hatta kendi milli hafızalarına kazıyorlar ve sürekli olarak kendi insanların, kendi nesillerini bu tırnak içerisinde söylüyorum, bu tehdit üzerine teyakkuzda tutuyorlar. Bak bunlar böyle yaptı bize daha o önce. O zaman onlar da kullanıyor bunu. Onlar yani kullanıyor. Kullanıyorlar mı? Kavala'yı kullanıyorlar mı? Yunanistan'ı geç abi ya. Yunanistan bir piyon ya. Yunanistan piyon. Onu Yunanistan'ı kullanıyorlar. Şimdi onlar bu tehdite göre kendi nesillerini sürekli teyakkuzda tutuyorlar. Tamam mı? Böyle bir tehlike var. Bunun özü de şu, bu Emmanuel Carasso, Carasso falan diyor da işte aslında Carasso, Yahudi, Selanik Yahudilerinden, efendim şeyin Abdülhamit Han'ın devrilmesi için en büyük gayret sarf eden ki tebliğ eden heyetinde başındaki kişi. Daha sonra diyor ki, bu Türklerin İslamiyet'le irtibatını kesmezseniz eğer kesmezsek, her an yeni bir Abdülhamit yetiştirebilirler, aradan yeni bir Abdülhamit çıkabilir diyor. Rahat bırakmayalım bunları diyor. Aynen, yani özlerine dönmemeler lazım diyor. Tamam, işte şöyle toparlayalım, ben burada tarih şey yapacak benim haddimde değil. Kendileri bu tehdit, sözüm ona, bu tehditleri sürekli teyakkuzda göz önünde tutarak kendi nesillerini dinamik tutuyor. Yani şuraya dikkat etmek gerekiyor. Efendim Avrupa'nın gençliği, Avrupa aileleri bitti. Doğru. Avrupa gençliği günden güne uçuruma gidiyor. Doğru. Genel görüntüye baktığımız zaman. Ama ben de başka bir şey diyorum. Bu öyle de Avrupa yönetenlerin Türkiye'ye karşı tutumuna baktığınız zaman ne hikmetse hiç eş geçmişi unutmuyorlar bir türlü. Hani nerede o havailik? Niye o yeni nesil sürekli havaileşiyor da bu havailik neden o yönetime gelince yansımıyor onların tarzına? Gene 600 yıl öncesinden bakarak Türkiye'yi değerlendiriyorlar. Çünkü o devletlerin, o nesiller ne olursa olsun bir kendi hafızaları var, devlet hafızaları var. Onu asla silmiyorlar. Oysa bizimle ilgili ise bizim dedemizden öncesini hatırlamayacağımız şekilde bizi sürekli olarak geçmişimizi siliyorlar. İşte bu niye oluyor biliyor musunuz? Bunun sonucu işte o
Yunanistan haklı durumu çıkıyor ortaya. Yunanistan haklı diyenlerin kendi iç, evet çıkıyor. Yani kendi içimizde böyle çıkıyor. Özür şu işin. Karşıda bir haçlı. Ya ben ona da çok şaşırmıyorum da işte zamanında dememişler mi? Ya biz şu Müslümanlığı bırakalım da Hristiyan olalım yoksa almayacak. Aynen işte. Karşıda bir haçlı güruhu var Mustafa Bey. Tamam mı? Asla ben burada bir şey falan kin, nefret şeyine değilim. Tabii ki biz bunlarla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Daha şeyi ikiye katlayacağız ticareti. Bunlar olması gereken şeyler. Bu mesele bu değil. Ama nerede biz kaybediyoruz biliyor musunuz? Şimdiye kadar hep öyle oldu zaten. Şimdi biraz biz özümüze dönmeye başlayan çok rahatsızlar onun için arttı. Evet. Biz sonuna kadar bunlara ilişki geliştireceğiz. Ama affedersiniz İran'la yatağa girdiğimizde hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Yani bunlar haçlı ruhunu hiçbir zaman kaybetmediklerini de hesaba katacağız. Öyle olmazsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz? O eski hafıza hareket ediyor. Bizimkiler laylayla onunla getiriyor. İşin özü şu. Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı. Çanakkale'de destan yazdık. Ya Çanakkale'de yazdığımız destan, 18 Mart diye kutladığımız destan, Allah rahmet eylesin Cevat Paşa'nın, Cevat Çobanlı, sonra Çobanlı soy ismi olan Paşa'nın stratejisiyle kazanılan savaş. İşte Nusret gemisinin katkısı vesaire. Oysa kara savaşlarında bütün ordunun yönetimini Almanlara teslim ettik. Limon Varsan, Mareşal yaptık tamam mı? Bak kafaya bir pes geçirince adam bir anda şey oldu. Ben hala anlamam zaten. Ve rezil olduk şeyde kara savaşlarında. O bahsettiğimiz, tekrar söylüyorum, o bahsettiğimiz Çanakkale geçilmez, o Çanakkale zaferi Cevat Paşa'nın kazandığı, şimdi hiç ismi geçmese de şeylerde, kutlamalarda, deniz zaferidir. Sonra biz bütün cephelerde Almanlara teslim ettik şeyi. Sevk ve idareyi ve ordularımızı da, kendi ordularımızı da, evet. Ve rezalet, hizmet peş peşe geldi. Şunun için bunu söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kısmı karşımızda düşman, tamam mı? Fransızlar, İngilizler vesaire. Bir kısmı da yanımızda. Onlar da yine düşman yani. Değişen bir şey yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Dolayısıyla bugün Almanya'nın en büyük hedefi Türkiye'nin bu bölgede gelişmemesi, bu bölgede efendim ticareti de, siyaseti de her bakımdan bilhassa bu Orta Doğu, evet. Bu bölgede onların şeyini eline almamasıdır. Son dönemde Türkiye her bakımdan hem uyguladığı milli dış politika, hem bunu destekleyen ki bunu ancak işte o şeydeki başta olmak üzere savunma sahnesindeki gelişme başta olmak üzere her bu tür sahada gelişebilirseniz ancak siz milli dış politika izleyebilirsiniz. Yoksa siz şu İHA siyalar olmasaydı da görseydim ben böyle konuşamıyoruz yani. Şimdi Çavuşoğlu'nun açıklamasında şimdi sizde de çok aslında pas var orada. Kavala davasıyla ilgili ilginç bir ifadesi var. Diyor ki sayın diyor bakan buraya gelmeden önce Yunanistan'dan geldi diyor. Orada diyor 14 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından bahsetseydi gelip burada Kavala'dan bahsetmesini anlardım. Şimdi biz bugün bir haber verdik. İşte Atina cami olmayan tek başkent, bir cami yaptılar. Sözüm ona cami işte. 850 metrekarelik bir yer. 300 kişi en fazla sığabiliyor. Minaresi yok. Minaresi, onu anlatıyorum. Minaresi yok, kubbesi yok. İlginç olan o değil. 9 kişilik yönetimin 5'i Hristiyan. Ortodoks. İnanılmaz bir şey ya. Yani hepsini geçtim. Şimdi kalkıyor X bir ülke, yani sadece Almanya da değil yani, Kavala davasını kullanarak, Kavala'yı kullanarak işte Türkiye'yi farklı şeylerle, özgürlük vesaire kelimelerini kullanarak bir suçlamada bulunuyor. Şimdi siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz bu işi? Yani somut olaylardan da yola çıksak, genel olarak bir değerlendirme de yapsak varacağımız yer aynı nokta. Müsaadenizle bütün söylenenlere katılmakla beraber onları teyiden şunları ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri veya Türkiye-Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkeleri arasındaki ilişkiler gerçekten ilginç ilişkiler. Avrupa Birliği'nin tutumuna baktığımız zaman işte biz müracaat ettik, 10 yıllar geçti, Avrupa Birliği bizi almıyor. Avrupa Birliği'ne almıyor. Peki almıyorum, Türkiye'yi ben almayacağım diyor mu? Bunu da demiyor. Ne yapıyor? Diyor ki Türkiye, bu cümleyi çok kullandılar, kopmaz bağlarla Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne bağlansın ancak Avrupa Birliği üyesi olmasın. Aslında
Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi değerlendirme anlamında bir çıkmazdalar. Belki sizin sorunuz onlar bizden niye korkuyorlar ya da biz onlardan niye korkmuyoruz? Bunun cevabı da aslında bunun altında gizli. Belki çok kısa olarak şöyle cevaplamamız gerekiyor. Korkuyorlar çünkü tarihe baktıkları zaman Türkiye'nin bir potansiyeli var. Küresel bir güç olma ihtimali her zaman var. Yani Türkiye hep şunu söylüyoruz. Türkiye sınırları ile sınırlı bir ülke değil. Bunu yurt dışına çıktığınız zaman görüyorsunuz. Türkiye aynı zamanda Orta Doğu, Türkiye aynı zamanda Kafkasya ve hatta son zamanlarda Türkiye aynı zamanda bütün ezilmiş dünya diyebilirsiniz. Dolayısıyla onların korktuğu Türkiye'nin küresel bir güç olması. Peki bizim korkusuzluğumuz nereden kaynaklanıyor? Bizim korkusuzluğumuz şuradan kaynaklanıyor. Almanya daha fazla gelişse ne olacak? Yani işte zaten şu anda gelişmiş. Ya da Avrupa Birliği daha fazla gelişse ne olacak? Şu anda şu andakinden biraz daha ileri adımlar atılmış olacak. Şunu tartıştılar. İşte Avrupa Birliği'nin ortak bayrağı, ortak anayasası, ortak mahkemesi zaten şu anda var. Bir ortak anayasa girişimi oldu. Orada çok şey yapılamadı, mesafe alınamadı. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin de burada aslında konumunu çok iyi gözden geçirmesi gerekiyor. Şimdi şu da var. Mesela Çavuşoğlu'nun sesinin zaman zaman yüksek çıkması, hatta diplomatik dili de aşarak yüksek çıkmasının haklı bir sebebi var. O da şu, ben şöyle ifade ediyorum kendi tabirimle. Türkiye'nin dış politikada insani ve ahlaki bir duruşu var. Hı hı. Bu çok önemli. Bu haklı kılıyor, sesin yükselmesine de sebep oluyor. Bu aslında Rusya, Ukrayna savaşında, işte son anlaşmada, bu tahıl anlaşmasında kendisini şöyle okuyun bunu. Ya bu Türkiye hep yaptı bunu ama bunu şöyle de okumamız gerekiyor. İşte hep söylenir ya, uluslararası hukukta devletlerin çıkarları vardır, dostluklar yoktur. Türkiye bunun tam tersini yapıyor. Yani uluslararası hukukta o ahde vefa ilkesini, o ahlaki ve insani duruşu şey yapıyor. Hep temsil ediyor tabiri caizse. Burada ne yaptı? Mesela kendi ülkesinin, kendi devletinin çıkarlarını düşünürken bütün insanlığın çıkarlarını da düşündü. Yani o tahılın ulaştırılması bütün insanlık için yapılmış bir hizmet. Galiba, anladığım kadarıyla. Ya, bu aslında daha çok kazandırıyor. Çıkardan dosluğa değil de dosluktan çıkara diyor bu. Şöyle ya, bu insani ahlaki duruş şöyle bir sonuç doğuruyor. Bir, senin menfaatlerini de koruyor. Artı, bütün dünyada ve bütün devletler tarafından seni kabul edilebilir bir devlet haline getiriyor. Ya şeyi nasıl izah edeceksiniz? İşte Rusya-Ukrayna savaşında her iki devlet de Türkiye'ye güveniyor. Kaldı ki Rusya'nın aleyhine ciddi açıklamalar yaptı Türkiye. Buna rağmen Rusya'nın Türkiye'ye güveniyor olması, gelip burada görüşmeler yapıyor olması, biz Türkiye'ye güveniyoruz diyor olmasını nasıl izah edebilirsiniz? İşte bu duruşla izah edebilirsiniz. Yani ülkesinin çıkarları için, devletinin çıkarları için bizi satıp rezil etmez. Hem o kazanır hem bize kazandırır. Evet. Ahlaki ve insani bir duruşu vardır noktasından hareket ettiğiniz zaman bunu görmüş oluyorsunuz ve Türkiye'nin potansiyelini onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Bakın bir şey söyleyeyim size. Mesela şeyin korkuyor olması çok normal bence. Bizim mütecaviz olmamamıza rağmen Yunanistan'ın korkuyor olması çok normal. Batı Trakya'ya gidin. Orada bir anlamda işte oradaki Türk azınlık kültürünü, inancını devam ettirme gayreti içerisinde bütün baskılara rağmen, devlet baskılarına rağmen. Nasıl baskılar? Bunu bizatihi kendi şahit olduğum bir örnek üzerinden anlatayım. Biz Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif var.
İbrahim Şerif hakkında duyduk. Çok saçma sapan, çok affedersiniz, davalar açılmış. Şimdi saçma sapan derken, ya bu amiyane tabiri kullanıyorum, bunun içini de doldurmak lazım yoksa yanlış anlaşılır. Şimdi orada bir Yunanistan'ın atadığı müftüler var, bir de seçilmiş müftüler. Yani oradaki Türk Müslüman azınlığın seçtiği müftüler var. İbrahim Şerif onlardan bir tanesi. İbrahim Şerif gitmiş bir sünnet düğününde dua etmiş. Diyorlar ki sen atanmış müftünün yetkilerini gasp ettin. Dua ediyor. Tamam. Bu kadar. Şimdi gittik biz duruşmaya. İbrahim Şerif bize şunu söyledi. Dedi ki sizin geldiğinizi devlet yetkilileri, polis duydu. Muhtemelen kamu tanığı olan polis, ki tutanağı o tutmuş işte, geldi burada dua etti, ona istinaden de savcı sen atanmış müftünün yetkilerini gasp ettin diyor. Muhtemelen sizin geldiğinizi duydu ve rapor alacak, sağlık raporu alacak, duruşmaya gelmeyecek dedi. Biz gittik duruşma salonuna, oturduk. Tabii işte fark ediyoruz, polis takip ediyor, şey yapıyor, izliyor bizi. Hakikaten hakime hanım okudu, işte kamu tanığı, polis sağlık nedeniyle rapor almış, gelmedi duruşmaya. Madem böyle dedik, biz baro olarak da ben bir heyet gönderdim ikinci defa İbrahim Şerif'in duruşmasına. Gitti, arkadaşlarımız girdi, ben ona gidememiştim, birincisine gittim. Orada beraat kararı vermişler. Bakmışlar ki yani olacak gibi değil ya, böyle bir dava olmaz ve beraat kararı verdiler. Bütün bu, ya bu davanın sebebi korkudur. Şey söyleyeyim mi, vermeyebilirler dedi. Ha, vermeyebilirler. Ama hiçbir şekilde onlar da bunu fark ama ediyorlar. Ama işte biz o zaman Kavala'da çıkan sesler kadar ses çıkarır mıydık? O da ayrı mesele. Şimdi şöyle şunu da ifade edeyim. Sıkıştırıyorsun zaman açısından. Şimdi biz korkalım mı? Bizim korkmamızı gerektiren bir tek şey var. O da şu. Batılılar bizim ülkemizde milletimize karşı yapılan darbelerin hep arkasında oldu. Bu anlamda korkmayalım ama müteyakkız olalım. Teyakkuzda olalım. Bunlara müsaade etmeyelim. Bakın Gezi olayları ve Kavala'dan bahsettiniz. Şimdi eğer Çavuşoğlu bir şeyler ifade ediyorsa, dediğim gibi yani diplomasi dilinin de üstünde bir şeyler ifade ediyorsa, fonluyorsunuz diyorsa, burada ciddi bilgiler var demektir. Yani evet. Dışişleri Bakanı bilgiye dayanmadan konuşmaz. Peki bizdeki Gezi'nin ikizi nedir biliyor musunuz? Evet. Mısır'daki darbedir. Bizdeki Gezi'nin ikizidir. Eğer orada olduğu gibi burada da başarılı olsaydı 17-25 Aralık'a da 15 Temmuz'a da gerek kalmayacaktı. Evet. Dolayısıyla bütün bunları görmemiz gerekiyor. Bu fotoğrafın tamamına bakmamız gerekiyor. Özet, korkmayalım, çalışalım, güçlü olalım. Türkiye, peki, Türkiye'nin sınırlarından ibaret değildir. Peki. Türkiye Orta Doğu'dur, Türkiye Kafkasya'dır, Türkiye Cumhuriyetler'dir ve bütün dünyanın mazlumlarıdır. Peki. Şimdi bu Yunanistan başlığında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Az önce Yasin Bey dedi Batı Trakya. Benim de çok yakından ana çalışma alanım Türk dünyası olduğu için yıllardır bu Lozan'daki ana şartlarından biri Batı Trakya'daki Türk varlığına karşı uygulamıyorlar. Sadece bu Adalar Denizi tartışmasında değil, Lozan'ın Batı Trakya ile ilgili hükmünü uygulamadıkları için biz bunun karşılığında Fener, Rum, hatta vakıflara bile son yıllarda benim karşı olduğum bir konu. Bazı vakıflara mülkiyet haklarını bile evet, işte hukuk devletiyiz diye geri verdik. Ben onun yanlış olduğunu da düşünen bir gazeteciyim. Delindim. Şöyle bir şey var. O kadar Mustafa Bey, çok önemli bir şey. O kadar algılara ve bu tarihi yazanlardan gol yiyoruz ki mesela biz bile Osmanlı İmparatorluğu diyoruz ama bizim bu büyüklerimiz Osman Bey'den itibaren kendilerini hiçbir zaman Osmanlı olarak tanımadılar. Osmanlı İmparatorluğu olarak adlandırılan devletin ve imparatorluğun adı nedir biliyorsun? Devlet-i Aliye'dir. Evet. Büyük devlettir. Bu isimlendirme önemli. Bakın, İmparatorluk demiyorlar yani. Bakın Ottoman imparator yani emperyal imparator olarak batılı tarihçilerin de başkalarının yazdığı algılarda bile yani bu beyin hafızamızda, derin medeniyet hafızamızda öyle bu yazanlar var ya, bu tarihi yazanlar. Az önce Nuh Bey dedi mesela Çanakkale gerçekten bir gerçeği kabul edelim. Gazi Mustafa Atatürk gibi bir şeyin tarih sahnesine çıktığıdır. Atatürk bile kendi nutuk ve hatıratında bütün silah arkadaşlarından söz eder. Bu savaşları nasıl kazandı? Peki Çanakkale savaşları verirken Osmanlı ordularının başkomutanı kim? Enver Paşa. Hı hı. Yani bu tarihi yazanlar yani
Yiğidin hakkını yiğide, ben Sezar'ın hakkını Sezar'a demem. Anadolu diliyle yiğidin hakkını yiğide verme konusunda eksiklik vardı. Bir de bu Yunanistan'la belki Kardak krizi, zaten ona yakın bir şey bu sismik arama gemisi sırasında, evet. Bizim Fatih'ti sanırım. Abdülhamit Han'ı da şimdi kaşıyorlar. Tabii. Aynı mesele. Var ama orada bizim fırkateynimiz çok güzel cevap verdi. Gelip ona şov yapacaklardı. Üzerinden Yunan F-16'ları uçuş yapmaya kalkıştı. Ben Adalar Denizi'nde bir maç olacak. Yani bu hani beklenen geliyor diye bu bir kaçınılmaz. Şu var, Yunanistan kendini Amerikan üsleriyle bir koruma altına, koruma kalkanı altına düşünüyor. Askeri olarak. Siyasi olarak da bugünkü Almanya'ya Sayın Çavuşoğlu'nun diplomatik patlama diyorum. Hı. Bu kadar yüksek diplomatik vardı. Siyasi olarak da Avrupa Birliği'nin siyasetini aldı. Şimdi Miçotakis oturuyor. Kurmaylarıyla işte kendilerine göre toplantı yapıyor. Johnny'ler geldi diyor. Dede Ağaç'a kadar verdik. O Amerikan üsleri bir gün Yunanistan'ın da başına bela olacak. Tabii. Tabii yani. Bizim Türkiye'deki incirlik nasıl başımıza belaysa, verev neden kapatmadığımızı, yani bu da söylenmiyor yani. İncirlik üssünün işlevine neden orada? Hı hı. Hani İncirlik üssü 15 Temmuz'da ne yaptı, ne olayları oldu dendiğinde bütün şeyler üzerine dönüyor oklar. Tabii. Oklar. O İncirlik üssünün biz Irak'ın kuzeyinde çekiç gücü olarak yediği haltları çok iyi bilen gazetecileriz. 20'ye yakın üs oldu aşağı yukarı. Cumhurbaşkanı 9 açıkladı. Bu 20'yi bulacak. 20 tane ABD üssünün gelecekte Yunanistan'ın başına ne kadar bela olacağını bundan sonraki iktidarlar ve halk çok iyi bir şekilde sorgulayacak. Bu işte askeri olarak Yunanistan, Türkiye bana F-16 uçuramaz fırkaten. Hı hı. Siyasi olarak da diyor başta Fransa ve Almanya arkamda. Kendini masada çok güçlü görüyor. Ama kazın ayağı o şekilde değil. Bakın Erdoğan iktidarı diye, hükümeti diye kullanılan o tabir görüyorum. Erdoğan döneminde daha çok Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan sonra şu. Bizim mesela geriye dönük baktığımızda siyasi tarihimizde ya da milli meselemiz olmayan bir kavram geldi. Mavi vatan. Bunu da Libya ile yapılan anlaşmayla taşlandırdılar. Şimdi ilk defa Türk devlet aklı ya dedi bizim dedi kara sınırlarımız var. Kıbrıs'ın kavgası ne diyoruz? Vatan, yavru vatan diyoruz. Bizim deniz tarlalarımız nerede dedi. Yani yıllardır sorulmayan bir şey. Ve bu deniz tarlalarının tapularını araştırmaya başladı. İlk başta Libya'da. Dediler Libya ile bizim dedi deniz tarlalarımız, mavi vatanımız bu. Hattı kod. İşte bunu yaptığı andan itibaren kıyamet koktu. Dediler bir de Adalar Denizi'ne bakalım. 6 mil diyorlar, 12 mil diyorlar. Kayıtsız bir sürü ada var. Bakın Ankara'daki bir sorun da söyledi. Bir gazeteci gerçeği söylemekle. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı'nın en önemli ayaklarından biri. Grupta ne dedi? Grup toplantısında. Adalar Denizi diyoruz dedi. Mavi vatan diyoruz. Şu kayıtsız, atsız adaların isimlerini açıklasanız da dedi. Bir de dedi bizim dedi koordinatları açıklayın dedi. Ben dedi MHP Genel Başkanı olarak dedi Adalar Denizi'nde neresi benim? Neresi Yunan'ın bileyim dedi. Neden bugüne kadar açıklanmıyor? Yani Cumhurbaşkanı çıkacak dünyaya karşı bakın Erdoğan siyasetine kadar... Bu açıklanırsa ne olur ama mesela? Neden açıklamıyoruz? Bir sıkıntı olur mu mesela? Hayır olmaz. Neyi kavgası ediyoruz biz? Ben bir vatan evladı olarak bileyim. Yarın bir gün hepimize görev düştüğünde neyin mücadelesi olacağımı bileyim. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Soçi'ye gidecek. Putin'le siyasetin satrancı yapacak. Karşınızda Putin gibi bir karakter var. Bir tarafta Biden var. Bir tarafta Avrupa Birliği var. Biraz hani içeride de ben bunu söylemeyi kendimle mükellef açıklasınlar. Ben diyorum ki ekranlara çıkıyorum. Yunanistan, Almanya. Benim Adalar Denizi'nde hangi ada benim? Neresi benim? Benim koordinatım nereden geçiyor? Benim sahil güvenliğim, denizlerdeki bariyerlerim nereyi koruyacak? Benim balıkçı gemilerim nerede gidecek bileyim. Şu ana kadar Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra yaklaşık olarak bir ay ya da 40 gün geçti. Hatta biliyorsunuz Ülke Ocakları Genel Başkanı bir harita hediye etti. Bu mavi vatanla ilgili Yunan medyasında başka yerde birinci gündem oldu. Şimdi bunu neden diyorum? Az önce Yasin Bey derken tarih biraz dikiz aynası gibi. Arada diyor oturun arabayla arkanıza baktığınızda bana bakın diyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'daki Memusan Meclisi'nin İngilizlerin basıp kapatma gerekçeleri neydi? Misak-ı Milli'yi kabul ettiniz. Yani Misak-ı Milli'yi kabul ettiniz dedi. Peki özetle anlatacağım. Son Memusan Meclisi Ankara'da nasıl toplandı? Sağ olanlar, Midilli'ye gitmeyenler Ankara'ya gelecek. Ölenler ya da esir olanlara yine temsilciler gönderilecek. Ankara'daki meclis öyle toplandı. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararla heyeti temsiliye kuruldu, toplandı. Peki 23 Nisan 1920'de dualarla Cuma günü yapılır. Onu da söyleyeyim yani. Meclis dualarla ve Cuma günü açılmıştır. Doğru. Aldığı ilk kararlardan biri nedir? İlk şeylere bakın.
O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi diye de başka bir isim kullanıyorlardı. Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi Osmanlı Memusan Meclisi'nin aldığı misak-ı milliye bağlıdır. Şimdi aslında çok ilginç bir şey. Yani tarihçilere böyle bir şey. Osmanlı'nın aldığı son vesikayla diplomatik, siyasi ve tarihsel olarak Büyük Millet Meclisi arasında bir bağ. Hani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı değil mi tartışmaları var ya. Orada bir siyasi irade var. Meşrutiyet döneminde Memusan Meclisi var. Bu karar aldığı için kapatılmış. Burada da onun devamı var. Peki misak Batı Trakya'larda 12 ada değil, adalardır. Yani 12 tane ada değil o. Sadece Uşa Anlaşması'yla İtalyanların yönetimine verilen 12 ada. Adalar nerede? Ben soruyorum, Halep nerede? Kerkük nerede? Şimdi bunu sorunca sen kafataşçısın, şövenistsin. Yunanistan geliyor, İstanbul benim diyor. Tabii. Yalnız hocam şöyle bir şey de var yalnız. Evet. O dediğiniz misak-ı milli de yine aynı yönetim Lozan'da yoksa unuttu yani. Tabii onu da tarif ettim. O misak-ı milli bir şeydi yani o dönemde bir kullanılması gereken bir şey. Kullanıp çöpe atıldı. Tam bitiremedik galiba. Bir ara vereyim ben. Bir ara vermem lazım tabii. Çünkü ondan sonra sizin sanıyorum ekleyeceğiniz bir şey varsa. Yok, şeyi veririz. Bozmayalım hocam. Tamam, şeyini, tamam. Şimdi bir aramız var o zaman. O arayı verelim efendim, devam edelim. Programımıza devam ediyoruz. İkinci dilimde de şimdi iç siyasete biraz döneceğiz. İç siyasette de tabii birçok konu var konuşmamız gereken. Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekildiğini duyduk. Hem televizyon kanalında bunu bir kez daha söyledi. Farklı cümlelerle söyledi. Hem bir de işte İsmail Saymaz'ın yazısında belirtildi. Şimdi dolayısıyla kafalarda şöyle bir soru işareti oldu. Bir, Ekrem Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında nasıl bir konuşma geçti? Bir tehditvari bir konuşma mı? Çekilmezsen şöyle olur gibi mi? Yoksa bir vaat mi? İşte çekil, ileride şöyle ol, böyle ol gibi. Böylesine Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda heveskar davranan bir Ekrem İmamoğlu karakterinin bir anda tamam ben yokum, sadece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım demesi de ayrıca konuşuldu, tartışıldı. Şimdi buradaki yorumlarınızı da alacağım. İsterseniz Ankara'dan başlayalım. Mustafa Kemal Çiçek de bu işleri iyi bilir. Var mı sızan bir şey görüşmeden Sayın Çiçek? Görüşmenin esasında biraz gerilimli geçtiğini, Ekrem İmamoğlu'nun işte siz kazanamazsınız, ben kazanırım bunu demesi, ki Ekrem İmamoğlu'nun işte birkaç gün önce bir kanalda verdiği açıklamada işte ben Sünniyim demek yönünde bir ifadeyi dahi kullanması gelinen noktayı gösteriyor. Malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yön itibariyle sürekli gündeme getirilmesi, kendi inanış felsefi boyutta, artık ne boyutta adlandıracağız onu bilemiyorum tabii, ama bundan dolayı Türkiye'nin işte aday olması sürecinde muvaffak olamayacağı yönünde eleştiriler yapılırken, bunun işte Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde zımni olarak kendisini ifade etmek suretiyle bu mücadeleyi daha da ileri boyutlara getireceğini görüyoruz. Yani Ekrem ama şöyle Sayın Çiçek, vazgeçti mi? Yani Ekrem İmamoğlu adaylıktan vaz mı geçti? Yoksa bir adım geri atıp başka bir planı mı var? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle görülecek bir mevzu bu. Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz, 3 yılda hiçbir müspet bir performans sergileyememesi, işte Karadeniz gezisinden sonra ortaya çıkan durumlar, İşte büyükelçilerle görüşmeler, İstanbul'un belediye başkanı olmaktan ziyade sürekli tatillerde gününü geçirmesi nedeniyle bir değer kaybettiği ortada. Bu sadece CHP Genel Başkanı nazarında değil, işte İyi Parti, işte Fatih'e benzetilmesi, işte yüzündeki Rabbiyesi denmek suretiyle bir tarihçi, siyasetçi tarafından çok enteresan noktalara getirilmesi sonrasında gelinen süreçte biraz gerilediği zaten net olarak görülüyor. Ama Ekrem İmamoğlu kolay vazgeçecek bir kimse değil. Bunun birçok nedeni var. İşte diyor ki yurt dışındaki yapılar beni destekliyor. İşte büyükelçilerle teması, sürekli ülkelere gidip işte Türkiye'ye yönelik menfi yaklaşımlar olan siyasetçiler de dahil olmak üzere görüşmeler yapması,
İşte İngiltere'de lehine haberlerin çıkmasına kadar baktığınızda son dakikaya kadar bunu kullanacak. Benim kanaatimce her ne kadar bugün bunun değerlendirmesi yapılıyorsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala ben son noktada aday olmayacağını düşünüyorum veyahut da adaylıktan kolayca geri çekileceğini değerlendiriyorum. Ta hatırlar mıyız Mustafa Bey? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadesi vardı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı işte MHP tandanslı, AK Parti de belediye başkanlığı yapmış. Sonra CHP de işte iki dönemdir belediye başkanlığı yapan bir siyasetçi. Evet. Ne demişti? Uluslararası güçler bu noktada belirleyecek demişti. Evet. Kendisine yönelik olarak partiden bir tepki geldi mi? Kendisi eleştirildi mi? Yok. Olayın ama üzeri mesela sadece ben şeyi kapatıldı de sorayım. Baktığınız ben zaman. Şeyi de sorayım size. En son Kızılcahamam'da adayımızın özellikleri demişti. Cümleye öyle başlamıştı. Sonra şöyle devam etmişti. Ahlaklı, devleti bilen. Daha sonra Balıkesir'de Bay Kemal demek ahlaklı demektir. Bay Kemal demek devleti bilen demektir. Yani kendini mi tarif etti böyle olunca? Kendisini tarif ediyor. Biraz önce dediğim noktada kalacak olursak bakın Mustafa Bey, Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'dan cezası onandığı vakit Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerine, parti organlarında bulunanlara mesaj çekmek suretiyle hemen İstanbul'a gidin dedi. Açık olarak Canan Kaftancıoğlu'na bir destek verdi. Evet. Ama aynı desteği İmamoğlu'na sergilemedi. İmamoğlu'nun bu süreçte biraz önce işte belirttiğim Karadeniz gezisi, tatiller vesaire sahip çıkmadı hiçbir şekilde. Şimdi bugün hem Melik Yiğitel bunu gündeme getirmiş, evet, yazı yazmış, hem de Hasan Bey, Hasan Öztürk de bu konuda bir yazı kaleme almış. Doğru tespitler var içeriğine baktığınız zaman. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 10 Aralıkçı dediğimiz grup, ki 10 Aralıkçı dediğimiz grubun başında işte Oğuz Kağan Salıcı örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve İstanbul İl Başkanlığı'nı hala yürüten, siyasi yasaklı olmasına rağmen yürüten isim olan Canan Kaftancıoğlu var. Evet. Bu grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Çünkü ben içerisinde bulunduğum dönem içerisinden de bunu yakinen biliyorum. Özellikle Oğuz Kağan Salıcı delege yapısı üzerinde birinci elden dizayn yaptı ve hala yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden atılmış ilçe başkanları, il başkanlarına yönelik olarak işte iptal davalar açılıp tekrar partiye dönmeleri mümkün. Bunların parti atılmalarına rağmen partiye dönüşlerine hiçbir şekilde bir veto getirmiyor. Onlar partiden 3 ay önce, 5 ay önce atılıp yargı kararıyla dönen yöneticileri kucak açıyor. Sempatik yaklaşımlar sergiliyor. Çünkü o gelecek kimselerin kendisine fayda sağlayacağını düşünüyor. Aynı zamanda bakın ben yakın zamanda Memleket Partisi'nin içerisindeydim. Memleket Partisi'nden işte Gaye Ulusler başta olmak üzere işte ayrılanlar oldu. Bu ayrılanlar da aynı yolu izleyecekler. Oğuz Kağan Salıcı'ya yakınlarında bir ekiple gidecekler. Orada onun işte etki sahasına girecekler. Oğuz Kağan Salıcı da işte partiyi ben topluyorum, partiden gidenleri ben getiriyorum demek suretiyle kuvvetini parti içerisinde daha da yükseltecek. Şimdi burada onların daha siz toparlayın, örgütçü bir yapı içerisinde olduğu belli. Bir de şurada şunu söylemek istiyorum. Burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıkmasında yine bir değerlendirme yapmak gerekirse Kemal Bey açıklamasında ne diyor? Meral Akşener'le Temel Karamollaoğlu benim yanımda. Onu neye göre belirledi bilmiyoruz ama bazı analizlerde de Meral Akşener'i açık ve net olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu sen adayımızsın demediğini herkes biliyor. Evet, herkes bunu kulislerde konuşuyor. Zaten diğer Meral iki kişi Hanım, işte belki Kemal Bey haricinde herkes var. Aklını Davutoğlu söyledi. Ve Babacan'ın sessiz kaldığını görüyoruz ama HDP'nin Demirtaş boyutuyla da Kılıçdaroğlu'na daha olumlu yaklaştığı da şu son süreçte görünüyor Mustafa Bey. Evet. Tabii HDP Kılıçdaroğlu'na öyle derken Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kafadan bir şey koydu. Rest koydu. İstemiyoruz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
biz tabii bu denklemi konuşurken mesela Mansur Yavaş'ı hiç konuşmuyoruz. O da ayrıca bekliyor ama geri çekilmiş gibi duruyor. Sanki hani Meral Hanım'ın etkisi altında biraz gibi de bir fotoğraf verdiğini söyleyenler var. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Yorumun nereden çıkardınız ben merak ettim. İmamoğlu adaylığını Kılıçdaroğlu'nun lehine geri çekti. Evet, vazgeçti gibi bir ben şey. Ben çıkarmadım. Geçen hafta konuşulanları söyledim. Şimdi bu siyaset çok ilginç bir şey. Ben 40 yıldır gazetecilikle uğraşıyorum. Dolayısıyla evet, işimizin gereği takip ediyoruz. Ben 40 yıldır anlayamadım bu siyasetçilerin tavırlarını. Mesela Kılıçdaroğlu hatırlarsanız ben asla aday değilim demişti. Ertesi gün seçildi. Ondan sonra Akşener malum benim Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hiçbir, çok net söylüyorum, hiçbir hedefim yok. Ben başbakan olacağım, evet, demişti. Bence şu anda yavaş yavaş yuvarlak masanın en ciddi adayı Akşener olmaya başladı yani giderayak. Evet. Cumhurbaşkanı adayı. İmamoğlu'na gidelim. İmamoğlu'nun o programdaki ifadesi şu. Aday mısınız diye soruyor Fatih Altaylı. Evet. 2010'dan bu yana Kılıçdaroğlu'nun en yakın yol arkadaşıyım. Ben adayım demedim. Evet. Yani bir ay önce, 15 gün önce, 2 ay önce neredeyse nerede duruyorsa orada durduğunu söylüyor İmamoğlu. Yani bir geri çekilme yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü daha şeyin yanında, Kılıçdaroğlu'nun yanında beraber halk ekmek fabrikasını açtılar ya. Hı hı. Bir halk ekmek fabrikası açılıyor. Evet. Kılıçdaroğlu yanında. Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak onu kendi iliyle ilgilenmesine yönlendiriyor sürekli olarak. İşinize bakın diyor yani ikisine de şeyde özellikle. Hı hı. Ve o açılışta Türkiye iyi yönetilmiyor diyor konuştu şey gene. İmamoğlu. İmamoğlu. İşte çok doğru bir dönüş ve Türkiye iyi yönetilmiyor. Bunların hepsi aslında o ben kendimi taca atmıyorum, avuta atmıyorum şeyinin devamı bunlar. Ha niye böyle tavır takındı peki? Çok açık aslında. Şeyden sonra o Karadeniz gezisinden sonra orada dikkat etmek lazım. Etkili oldu. Buna bir linç kampanyası uygulandı. Hı hı. O da etkili oldu. Kim uğradı? Amaç şu muydu peki? Ben doğru mu anlıyorum? Karadeniz gezisinde ben istemiyorum adaylık ama beni gösterdiler diyecekti sanki. Ama Kılıçdaroğlu'ndan işte Kılıçdaroğlu cenahından böyle bir eleştiri salvosu gelince sanki fikir mi değiştirdin? Şimdi kaç günden beri bu İmamoğlu başlığı ya da uzun süredir konuşuluyor. Abi ben bitireyim isterseniz. Efendim? Bitireyim buyurun, isterseniz. Buyurun hocam. Çünkü yarım kaldı. Hiçbir şey benzer bir şey oldu yani. Ben şeyde çok net olarak adalet mesajı verdiğini düşünüyorum. O Karadeniz gezisinde. O karşı çıkanlara iyi bakmak lazım. Onlar ben onu yazıda Kemalistler diye isimlendirdim. Öyle sorun bilmem nesi falan filan öyle bir derdi yok. Onların tamamı Kemal Bey adına linç kampanyası uygulandı. Kemalistler derken Kemal Kılıçdaroğlu mu? İstler yani evet. Kemal Bey istler diyelim hadi evet. Neyse. Bir tane nasıl anlarsanız fark etmez. Dolayısıyla etkili olunca o şey biraz geri durdu. Ama ben şu anda hala daha puslu havayı kolladığını düşünüyorum İmamoğlu'nun. Ha o görüşmede ki böyle bir şey çıkmadı. Hala daha herkes kendi şeyini yani o görüşme anlaşılmış olsaydı iki saat sürmezdi. Bahsedilen İsmail İsmail Saymaz'ın iddiasına göre. Adamın, evet. Adı sana batsın. Yani neyse, onun yazdığı şeye bakarsa 2 saat sürmüş. Anlaşmayla sonuçlanan bir görüşme 2 saat sürmez. Yani ne konuşuyorsun? Aday çekilme. Yani anlaşılamadığını gösteriyor bence bu 2 saat sürmesi. Dolayısıyla İmamoğlu'nun tamamen geri çekilmesi için Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na şu anda onun hedeflediği istikbalden daha farklı, daha cazip bir şey sunması lazım. Ne olabilir mesela? Ne bileyim AK Parti özür diliyorum. CHP Genel Başkanlığı mı nerede? Yani bir böyle bir şey sunması mı gerekir? Sözün başında onu sormuştum ya size de sorayım. Yani mesela bir vaat noktaya o da kapalı. Abi zaten bunun bir anlamı da yok. Kongre 2020. Baktığınız zaman Nuh Bey o kadar örgütçü olan işte Ziya Halis'in damadı Oğuz Kağan Salıcı bütün örgütü ele geçirmiş, işte dizayn etmiş. Böyle bir mücadelede Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar maddi güç kullanır bilmiyorum. Ne kadar işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından ne kadar yararlanır onu bilemiyorum tabii ama
netice alması mümkün değil. Çünkü CHP siyaseti maalesef delege üzerinde, evet, mezhepçilik üzerinde farklı ilerleyen bir süreç. Ben orada bu 10 Aralıkçı ekibin kolay, evet, kolay bunu teslim edeceğini değerlendirmiyorum ben. Ben bunu zaten o olacağı anlama demedim. Yani olmayacak bir şey olduğunu olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu onun tekelinde olan bir şey değil ki bu pat diye versin hemen. Sonra nasıl geleceğini şu anda nasıl bilebilirsiniz? Yani ben İmamoğlu'nun ikna olmadığını düşünüyorum ama şu anda biraz geri plana duruyor. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun tek meselesi İmamoğlu'da değil zaten. O son ifadesini bence çok garip. Yani Kılıçdaroğlu'nun en çok zorlanacağı şey yuvarlak masa bence. Yani onun şeyine bakarsan mesele bitmiş orada. Benim yanımda dediği İsimlerin içerisinde birisi Akşener, birisi Karamollaoğlu. Karamollaoğlu'nu geç. Yani Karamollaoğlu'nun kimin yanında olsa ne yazar yani? Ne fark eder ki yani? Ama Akşener bence yuvarlak masadaki Kılıçdaroğlu'nun en ciddi rakibi. Akşener'i kimse bence iyi izlemiyor. Hafife almayın diyorsunuz. Hafife almadan öte Akşener bana göre neyse politikan gereğini yapıyor ama yuvarlak masada dürüst davranmıyor. Şimdi mesela efendim işte yok suratında Rabbi Yesir var veya efendim Fatih'e benzetti falan diye bir şey yaptık, tamam mı? Bence İmamoğlu'na destek verdi dedik. Destek verdiği zannedildi. Bence orada İmamoğlu'nu şeye attı. Ne derler ona? Taca mı attı? Yok, taca değil. O aslanların arena oraya attı yani onu, tamam mı? Attı ve epeyce bir onun üzerinde tepindedi insanları. Hırpalattı. Ve sürekli olarak bir şey tekrarlıyor. Seçilebilecek aday diyor. Bunun bence bir tek hedefi var bu ifadenin. Kılıçdaroğlu olmaz demektir. Bunun Türkçesi bu. Seçilecek aday. Evet. Evet. Niye olmazdığını ben bir yazda açıklayacağım. Yani şimdi onu şey yapmayayım ama bunun anlamı Kılıçdaroğlu olmaz demektir. Evet. Dolayısıyla yuvarlak masanın bugüne kadar en iyi becerdiği şey, kusuruma bakmasınlar, ben bu tanımlamayı yapmak zorundayım. Yapacağım yani, başka bir şey aklıma gelmiyor. Orada masonik bir şey yürütülüyor. Yani sevk ve idare bakımından. Hı hı. Asla dışarı sır verilmiyor şey konusunda, o tartışmalar konusunda. Bunu iyi beceriyorlar. Ama adaylık meselesinde şu ana kadar ben hiçbir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Yani isimlendirme bazında. Çünkü oraya adım atıldığı anda, hı hı, asıl şey orada kopacak. Şu anda onun şeyler başladı. Evet. Belirtileri başladı. Şeyde size hak vermemek mümkün değil. Mızrağın çuvala sığmadığı onu söylüyorum. Bitir, hemen bitireceğim. Gelecek Partisi'nin mesela. Aynen. Şeyi gibi. Aynen, kaldı ki. Onlardan dikkat ediyorsanız, biz bir sorun olduğunu. Dikkat ediyorsanız sürekli olarak biz asla aday isimlendirme üzerine durmuyoruz. Sadece ilkeleri konuşuyoruz. Ya 5 aydır ilkelerden ileri geçiremez mi ya? Geçmiyorlar. Niye? İlerisi çünkü çok fena bir mayın tarlası. Hiçbirisinin hedefi birbirine tutmuyor. Ve tekrar söylüyorum, şu andaki manzaradan çok daha farklı bir yere evrilebilir yuvarlak masadaki aday, peki, meselesi. Peki. İzleyelim. Sizin bir ekiniz vardı. Buyurun. Şimdi bu Millet İttifakı'nın diyelim Cumhurbaşkanlığı adaylığı bir algı çalışması olarak hep gündemde tutuluyor. Bende olan bilgi Şubat ayında açıklayacaklar. Aslında altılı masalarda ya da 6+1'de konuşulmayan buzdağının bir görünen kısmı altında CHP'de, İYİ Parti'de, Saadet, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, işte güç sancısı şu HDP. Şimdi hepsi bu bizim oturduğumuz gibi masaya oturduklarında biliyorlar ki çünkü Millet İttifakı ciddi bir Erdoğan karşıtlığı üzerine konsolide olmuş durumda. Bakın, ben böyle terimlere çok takılan bir gazeteciyim, belki yanlış yapıyorum bazen de, seçimi kazanacağız değil, Erdoğan devireceğiz diyorlar. Yani siyaset okumalarına baktığınızda meşru zeminde siyaset yapan siyasetçiler, partiler, Mustafa Başbakan ya da Cumhurbaşkanı, ben onu seçimde kazanacağım, onun yerine halk beni tevcih edecek. Ama Mustafa'yı devireceğim demek, şey yapmak, bu ibareyi çok kullanan bir siyasi söyleme. Bunu da bir gazeteci olarak doğru bulmuyorum. Yani sandığı koyarsın, noterdir halkın sandığı. Noter kim oynarsa, bakın nedir? Milletvekili. Adı üzerine vekaletname. Biz oylarımızla vekaletname veriyoruz. Evet. Asil biziz. Asıl olan. Ankara'ya gidemiyoruz. Bizim çok işimiz var. Vekaleten işleri yürüt diyoruz. Ama konuşmalara baktığımızda burada altılı masanın en büyük şeyi HDP. Çünkü hepsi biliyor ki masaya oturturduklarında
HDP tabanı olarak adlandırılan ya da HDP'nin kabul etmeyeceği bir adayın bu şeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanma şansı yok. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi de, ben bu Kürt seçmen tabirini kullanmak istemiyorum. Tek aday durumunda bu dediğiniz geçerli. Tabii. Yok, Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Kürtlerden de oy alabilen bir siyasi aktör. Şimdi Türkiye geneline baktığınızda Kürt nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde AK Parti'nin ve Erdoğan'ın aldığı oylar var. Oylar var. Onun için asıl artı birin bu. Bu de şu var, medya için konuşuyoruz. Bu algı operasyonu öyle yapıyorlar ki 1,5-2 yıldan beri Millet İttifakı istediğini konuşturuyor. Şimdi İmamoğlu kaç aydır Fatih Altaylı'da dedi. Kaç defa 12. de geldin dedi. Ben tekrarına bakabildim. Gelmiyorsun dedi. Bir ajandaları var. Bakın Nuh Bey, hafızanız iyidir. Külliye çıkan CHP'li ne oldu? 45 gün konuşuldu bu memlekette. Bana ne külliye çıkan CHP'liden? Bir yerde bir çalışma var, böyle kitap. Çok iyi koyuyorlar, atıyorlar masaya. Etrafında döndürüyorlar. Bakın İmamoğlu orada ne dedi? İlk seçimi 23-24 gün seçim tekrarladı. Çok konuşulduğu için girmiyorum. 800 bin aldım dedi. Çok büyük bir farkı söyledi. Yani Cumhur İttifakı'nın adıyla 1 milyon olmalı dedi. Yetmez dedi. Şimdi bu İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sürecinden sonra geldiği konum itibariyle benim gördüğüm, bu benim tespitim ve gazeteci olarak eleştiri hakkım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu kendine yeterli görmüyor. Özellikle Fatih Altaylı da gördüm. Neden? Belediyecilik dışında memleket meselelerini konuşuyor. Evet. İki tane gözü var. Yani Ekrem İmamoğlu'yu eleştiri hakkımı kullanıyorum. Biri CHP Genel Başkanlığı, bir diğeri de Cumhurbaşkanlığı. Yani bunu kendisi istiyor ama CHP'nin iş dengeleri, orada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı arkadaşlar diye de atıfta bulundu. Evet. Benim Kılıçdaroğlu'yla dedi, hukukumun en yakın mesai arkadaşı. Şimdi çok ilginç bir şey var. Az önce derken sözünüzü kesmemek için. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Bolu Belediye Başkanı konuşuyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Mansur, Ankara Büyükşehir, İzmir Belediye Başkanı konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları neden bu kadar çok? MHP'li ve AK Parti belediye başkanları neden konuşmuyor? Yani şimdi, onlar da mı konuşsun? Hayır, yani o da, desin, o da ya da bir çalışma. Desinler? O da bir çalışma. Fırını ve gündemi sıcak tutmaları gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyaset yapıyorlar. Akıllarındaki şu, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bir başarı öyküleri yok. İşte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak girdi bütün seçimlere. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet, söz vereceğim, hızlı bir hükümet etme sisteminden önceki seçimlerde AK Parti'ye karşı ana muhalefet olarak kaybetti. Yani geldi kendi genel başkanı. İlk defa kendilerine göre, bu bir siyasi yorum, yani bunu da yapabilirler. Büyükşehir Belediye'nin en son mali idareleri seçimlerinde AK Parti ve İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Ankara İstanbul'u Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, bazılarını da MHP'den alarak bir başarı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu neden Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor? Asıl bunu sormak lazım. Yani bırakın İmamoğlu'nu bir kenara. Neden olmak istiyor? Kendisi bir başarı öyküsü, bir siyasi başarı ortaya koymak istiyor. Bunun için de İşte bu altılı masa dediğimiz, daha Millet İttifakı olmadılar. İttifak ama pardon, sadece aday olmak başarı hikayesi olmuyor ki. Adaylık seçilmesi lazım. Onların şeyi benim gördüğüm. Bu benim Bey de asla seçilemez. Benim yorumum mesela şu, bakın. Benim onların gördüğüm taktikleri, yani yapacağız seçimi ikinci tura bırakıp. Çünkü HDP'nin de, HDP bakın, HDP bana göre bir terör örgütünün uzantısıdır. Yani Kandil'den emir alıyor benim görüşüm. Zaten yargılama, belge ve itirafları böyle. HDP diyor ki en son ya Ankara'daki toplantı gibi bir şey yaptılar. Orada da söylediler, kartları açıktan oynayalım. Yani bu direkt Kılıçdaroğlu'na, eğer aramızda bir işbirliği varsa böyle gayrimeşru değil, nikahı kıyalım diyor. Onu uzun zamandan beri söylüyorlar. Yani, şimdi bunlar da eğer HDP kendisi adayı çıkartırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma şansı, hani onların düşüncesi yüksek. Ama HDP aday çıkartmayıp tabanını serbest bırakırsa, yani ben onların kendi öndekilerini, yani öndekini söylüyorum, bırakırsa bu sefer fotoğraf değişiyor. Asıl Türkiye'de konu, onun için bu HDP'nin kapatılma davası, HDP'nin, bakın düşünelim, Demirtaş uzun süredir konuşmuyor. Son dönemlerde neden konuşuyor? Türkiye'leşme falan diyor. Şey var. Hep bir yerde bir çalışılan bir proje ne yazık ki yapılıyor. Ben burada her zaman dediğim bir şey var. Yani İyi Parti'yi biraz takip etmeye çalışıyorum. İç politika alanı değil de İyi Parti kendini milliyetçi, ülkücü, vatanperver, Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin karşısına aday oldu. O kongreyi ben de takip ettim. 400 küsur oy aldı. Devlet Bey 800'ün üzerine çıktıydı. Rakamları yanlış verelim. Tanımlayan birinin bu terör ilintileri içinde nasıl siyaset yaptıklarını anlayamıyorum. Yani
Diyorlar ki İYİ Parti'nin sözcüleri, onlara da saygı, bizim alakamız yok. Biz CHP ile siyaset yapıyoruz. Millet İttifakı onunla. Ama şimdi ben normal halka konuştuğumda bu şey değil. Bunun için biz, ama buna karşı başarılı ya da başarısız bunun, Cumhur İttifakı blok bir şekilde geliyor. Siyasetinin yaptıkları, aldıkları karar bir sürü eleştiri konusu olabilir ya da başarılı olabilir. MHP Genel Başkanı çıktı. En son yaptığı genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Onunla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben de adayım dedi. Aynı şekilde açıkladı. Zaten Erdoğan aday dedikten sonra bu altılı masadaki tartışmalar ya da şey var. Ama en son 15 Temmuz'u anma sırasında ben de oradaydım Saraçhane'de. Hiç konuşmasının içinde olmayan bir şey dedi Devlet Bey. Asıl belki ileriki dönemlerde yansıması olacak. Bu dediğimde yanlış anlamayın dedi. Karşısındaki kitleye konuşmasında 15 Temmuz'u. Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıyın, iyi tanıtın, kavrayın ve anlatın dedi. Hı hı. Aslında burada o günde o anlamda demesi tabii başka bir tartışma konusu. Az önce Nuh Bey dedi bu siyaset 24 saatte değil artık Türkiye'de 24 saniyede siyasette her şey değişecek bir konuma geldi. Ama biz bir yıldan aşağı düştü. Ben özellikle 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra aynı paralelde de HDP davası büyük ihtimal sonuçlanacak. Ülke TV ekranlarında da şunu söyleyeyim. Bu iş çok uzadı. Bu HDP davası işi. Hala mecliste tezkereler geliyor. En son kahraman polisimize yumruk atma cüretinde bulunan bir milletvekili. Maaşını da biz ödedik. Yani biz teröristlere maaş ödüyoruz. Yani kanıma dokunuyor. Bunun bir an önce sonlanması lazım. Yani kaç yıldan beri bitmedi yani. Bu Ankara'da bir yerde bir sorun mu var? Evet. Yani bu çok ciddi. Bir Avrupa insan hakları kararı bir şey olduğunda birinci gündem oluyor. Hemen açıklamalar geliyor. Bu HDP davası uzatılmamalı. Kapatılacaksa kapatılsın. Hazine yardım mı olacak? 400 küsür taneye siyasi yasak mı getirecek? Hala şey yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şöyle diyorlar. HDP kapanır, Bölgeler Partisi olur. Olur. O zaman biz kanser olmamak için vereme devamlı razı olalım. Yani böyle bir algı da çok yanlış. Neyse onu da tartışacağız. Yani o şimdi meseleden de kopmayalım. Tabii yani ben şey bunu söylemek istedim. Yani eyvallah, yok. Konu başlığında aynı ama asıl hani konu başlığı bu adaylık konusunda hepsinin açıklamadığı, açıktan söylemedikleri, tepki olarak diyorlar. HDP adayı Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek mi? Evet. Adayı. Yani kimi kabul edecek? Şu var, benim en son gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Zaten kendisini de tarif ediyor. Aday olmak istiyor. Ama şu var, ben Cumhurbaşkanı adayım diyemiyor. Çünkü karşısında toplantı yaptı, muhatapları var. Mesela ben Saadet Tabağı'ndayım. Diyor canım, nasıl diyemiyor? Efendim? Adayım diyor canım. Ama açıktan deklar etmedi. Ben Cumhurbaşkanı adayım diye hani şu sayın... Daha nasıl desin ya? İşte diyemiyor diyorum. Aynı şey diyoruz. Yani, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan... Kendini aşıyor yani onu. Tabii demiş. Şu da var. Ben Saadet Partisi'nde görüştüğüm arkadaşlarım var. İl başkanı düzeyinde görüştüğüm arkadaşlarım da var. Onların da bu Cumhurbaşkanı adayını içine sindirmesi gerekir. Yani altılı masa olarak tanımlanan. Şunu her zaman söylüyorum. Yani eleştiri seversen, yani şu anda genel başkanı bir Necmettin Erbakan denen ve bir milli görüş gerçeği var. Anadolu'nun her tarafında da Erbakan Hoca'ya çok ciddi bir teveccüh vardır yani o düşünceye. Ondan sonraki süreç tartışılır, atır gelir. Yani bu altılı masanın adayının biraz milli görüşlülüğünde oy alabilmesi için kabul edecek bir aday olmak lazım. Evet. Genelde onlarda hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hem Sayın Merhum Erbakan'la siyaset yapmasından dolayı her zaman kalplerinin bir yerinde Erdoğan duruyor. Yani onu oradan almak biraz zor. Zor. Size sözü vereceğim Yasin Bey ama bir Sayın Çiçek'in bir eki vardı. Onu alayım. Kısaca hemen alayım. Yasin Bey'e sözü vereceğim. Mustafa Bey, şimdi benim ifade etmek istediğim nokta şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu müteaddit kereler dedi ki Cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanı olmamalı. Hı hı. Demek ki kendisi aday olursa parti genel başkanlığını sürdürmeyecek. Bunun değerlendirmesi bu şekilde. CHP'nin tüzüğünün 19. maddesi aynen şunu söyler. 19. madde diyor ki Mustafa Bey, genel başkan yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere genel başkan yardımcılarından birini görevlendirir. Genel başkan vekili vekillik ettiği sürede genel başkanın yetkilerini kullanır. Şimdi Kemal Bey'i tanıyorsak, işte 12 senedir genel başkanlık yapıyor. Oraya işte bugün tartışma konusu olan işte kendisi bir emanetçi gibi bir ismi bırakacak. İşte Deniz Baykal zamanında Sayın Öymen'i oraya koymuşlardı. Hı hı. İşte burada da ismi geçen Faik Öztürk mesela. Evet. Faik Öztürk'ün de annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin diyorum buradan şey gelmişken.
Şimdi bu süreci devam ettirebilecekler mi? Oradaki bir emanetçiyle ne kadar gidecek? Oğuzkan Salıcı gibi delegede etkili bir isim varken CHP Genel Başkanlığı'nın nasıl önemli bir konum olduğu, orayı ele geçirme amaç ve çabasının işte siyasi tarihimizdeki değerlendirmesini yaptığımız zaman bunu tutabilecek mi? Orada da yani sıkıntılı bir durum var. Yani yine emanet şu ettiği var, isim aday de, sürekli olarak geciktiriliyor. Şey yapabilir mi? Emanet ettiği isim de sahiplenebilir mi sonra? Onu mu kastediyorsun? İşte, öyle bir sıkıntı tabii da var sanki gördüm. Çünkü bu ya. Seçimde şu var Mustafa Bey. O kadar sıkıntılı bir çıkmaz nokta var ki bu seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimde milletvekilliği seçimleri aynı gün yapılıyor. Evet. Milletvekilliği listesini kim belirleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nde en önemli nokta orası. Milletvekilliği listesine gireceklerin durumu. Yani orada baktığınız zaman şimdi onların da ciddi tartışmalarının yapıldığını görüyoruz. Son olarak da şunu söylüyorum. 2018 seçimlerinde 55 gün kala Muharrem İnce'nin adaylığı açıklanmıştı. O dönemi hatırlayacak olursak Abdullah Gül'le görüşmeler vardı. Çatı aday olsun, yok bilmem şu olsun bu olsun tartışmaları vardı. Bu sürecin de gittiği nokta bir çatı adayın olmayacağını gösteriyor. Her parti yine kendi adayıyla çıkacak. İşte burada belki Nuh Bey onun daha değerlendirmesini yapabilir. Orada Meral Akşener'in bir stratejisi olabilir. Çünkü ben bir ivme kazandım. Özellikle CHP'den de oy alabiliyorum. İkinci ben olabilirim. İkinci tura ben kalabilirim yönünde de bir inandırılmış vaziyette görünüyor Meral Akşener. Evet. Daha bu köprünün altından çok sular akacak gibi görünüyor Mustafa Bey. Benim kastım oydu zaten. Yani az önce siz dediniz yani ben HDP'den bahsederken dedim ya tek aday olursa durumunda o HDP meselesi geçerli diye. Ama tek aday benim çatı aday olmayacak. Gidişatın yani. Şey olacağı ve Akşener'in şu anda tek hesabının ikinci turda kalacak şekilde oy almaya çalışmak evet. olduğunu düşünüyorum. Burada HDP'nin çok fazla şeyi yok. Evet. Yani bu hesapta. Peki. Evet. Ne dersiniz siz Sayın Şahmet? Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılırken tabii ki isimler konuşulacak. Ama ihmal edilmemesi gereken bir şey projeler. Yani bu milletin tabii ki isimleri bilmeye hakkı var ama daha da önemlisi bu isimler hangi projeleri gerçekleştirecek, vaatleri nedir, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yapacak, işte dış politikada nasıl bir politika izleyecek, terör örgütlerine karşı nasıl bir mücadele içerisinde olacak. Hatta bunu biraz somutlaştıralım da işte PKK'ya karşı tavrı ne olacak, FETÖ'ye karşı tavrı ne olacak? Bence milleti daha çok ilgilendiren, hatta hayati anlamda ilgilendiren sorular daha çok bunlar. İlkeler, evet ilkeler de çok önemli. Onlar ortaya konulabiliyor mu? Yani altılı masadan işte ilkeler deniliyor ama bu ilkelerin de bir deklare edilmesi lazım. Bu da önemli. Ama milletin bunu bilmeye hakkı var. İlkeler deyip bırakmamak lazım. Şimdi ben daha temel bir değerlendirme yaparak şunları söyleyeyim müsaadenizle. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de siyaset ya da Türkiye'deki siyasileri 3 ana başlık altında toplamak mümkün. Bu Cumhuriyet tarihi boyu hatta Osmanlı'nın son döneminden itibaren bir milletin değerlerine düşman olan siyasetçiler. Bunlar var maalesef böyle sembol isimler de aklınıza gelebilir ben bunu söylediğim zaman. Milletin değerlerine, milletin inancına düşman olan siyasetçiler. İkincisi milletin değerleriyle barışık olan siyasetçiler. Bu kavramları özellikle seçerek söylüyorum. Üçüncüsü de milletin inanç ve değerlerini üzerinde taşıyan siyasetçiler. Şimdi millet bunu değerlendirmesini çok iyi yapıyor. Ve bu son siyasetçi grubunu yani inanç ve değerlerini üzerinde taşıyan, onlarla barışık olan ya da onlara düşman olanları da seçiyor biliyor. Ama hep tercih ettiği o inanç ve değerlerini taşıyan siyasetçileri de el üstünde taşıyor. Her şeye rağmen taşıyor. O siyasetçilere karşı darbe yapılmış da olsa el üstünde taşıyor, kalbinde taşıyor. Hatta onlar darbe sonucu idam edilmiş olsalar da onları kalbinde taşıyor ve hatta onların takipçilerine de oy veriyor. Rahmetli Adnan Menderes ve bakanların durumu tam da bu ifade ettiğim gibidir. Yani
Adnan Menderes'in mesela savunmasında ilginç bir şey var. Bunların yani gençlerin de bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Adnan Menderes işte kişilik olarak, şahsiyet olarak naif bir insandır. Ama duruşmanın sonuna doğru artık niyetleri anladıktan sonra orada çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki dirimden korkmamalıydınız ama ölümden korkun diyor. Bu sizi takip edecektir ve hepinizi silip süpürecektir diyor. Ve nihayet öyle oldu. Yani Adnan Menderes'ten sonra biz Adnan Menderes'in takipçisiyiz diyenler oy aldılar. İşte bu milletin değerlendirmesi şuydu. Adnan Menderes ve ekibi bizim inanç ve değerlerimizi taşıyan siyasetçilerdi. Şimdi bunu söyledikten sonra, bu üçlü tasnifi yaptıktan sonra bir vatandaş olarak, işte bu milletin bir ferdi olarak, dedesi bizatihi şehit olmuş olan birisi olarak şunu ifade etmek isterim. Beni ilgilendiren, çok yakından ilgilendiren ve çok önemsediğim hadise şudur. Soru şudur. Türkiye, Türkiye'den mi yönetilecek yoksa Türkiye dışından mı yönetilecek? Neyi kastediyorsunuz? Ha, şunu kastediyorum. Aslında siyasetçileri bu anlamda da iki başlık altında toplayabilirsiniz. Hani milletin değerlerine düşman olanlar dedim ya. Eğer onlar siyaset yapıyorsa Türkiye, Türkiye dışından yönetiliyor demektir. Şöyle de ifade edebiliriz. Milletin değerlerine düşman olan siyasetçiler eğer iktidara gelmişlerse onlar dışarıdan idare ediliyor demektir. Onlar bu milletin temsilcileri değil, dışarıdan birilerinin temsilcileri. Peki, ve dışarıdakilerin programlarını bu millete dayatan kişiler size demektir. Tamam. Hem Sayın Meral Akşener'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın İmamoğlu'nun çok eleştirildiği için soruyorum bu soruyu. Büyükelçilerle sürekli görüşmesi çok eleştirildi ya. Hı hı. Sizin bu cümlenizden hani bununla beraber ne anlamamız lazım? Yani vallahi şöyle, artı bir de o görüştüğü büyükelçilerin de raporları çıktı ortaya. Yani bizim işte dediklerimizi yapacak aday diye bir şey, tarifleri de çıktı ortaya. Ya şöyle, ben kamu vicdanının çoğunlukla, hep demiyorum ama çoğunlukla yanılmadığını görüyorum. Yani bunun değerlendirmesi seçimlerde çok net ortaya çıkar. O yani, millet şunun tefrikini, ayrımını çok iyi yapar. Bu görüşmeler işte bu millete bir şeyler dayatmak için mi yapılıyor yoksa bu milletin menfaati için mi yapılıyor? Şey. Bu ayrım çok, millet çok iyi yapıyor. Hı hı. Ha zaman zaman bu işte algılar, basın vesaire yanıltmalar olabilir mi? Olabilir. Ama kamu vicdanı çoğunlukla yanılmıyor. Bunu seçimlerde de ben göreceğimizi, bu önümüzdeki seçimlerde de göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki seçimlerin çok önemli olan bir yönü, biraz önce kısmen değindim. İşte iki terör örgütünün ismini özellikle vererek şey yaptım, değindim. Şimdi şu sorular çok önemli. Kim seçilecek? Cumhurbaşkanı kim olacak? Hı-hı. İşte Millet İttifakı'nın adayı kim olacaksa o mu olacak? Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız mı olacak? Ve olduğu zaman netice ne olacak? Şimdi Türkiye 15 Temmuz'da hakikaten bir kurtuluş savaşı verdi. Bu çok önemli bir şey. Bu kurtuluş savaşı şöyle, yani bu yalnızca işte milletin birbirine düşürülmesi, ülkenin bölünmesi değil. Daha yani Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki ilerlemesinin durdurulması. Bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Şimdi 15 Temmuz'da verilen bu mücadele ve kazanılan bu zafere nasıl bakacak Cumhurbaşkanı olacak şahıs? Ve bu mücadeleyi verdiğimiz emperyalistlere karşı tavrı tutumu ne olacak? Terör örgütlerine karşı tavrı tutumu ne olacak? Bu bakımdan ben, sırf bu bakımdan ama... Mesela Kemal Bey açıkladı. Yani KYK'lıları bir haftada serbest bırakacağız dedi. YPG konusundaki açıklaması ortada. Özgürlük savaşçısı bize mi saldıracak dedi. İşte ben bu nedenle 2023 seçimlerini
Türkiye'nin en önemli seçimleri olarak görüyorum. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli seçimleri olarak görüyorum. Çünkü Türkiye şöyle bir mücadele veriyor. Küresel güç mü olacak? İşte biraz önce söylediğimiz o insani ve ahlaki bir politika uygulayarak dünyadaki mazlumların sesi olarak küresel bir güç olma yolunda ilerleyecek mi? Yoksa gene Avrupa Birliği'nin ve Avrupa devletlerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi onların işte çok güçlü olmayan, onların uydusu kabilinden, onların dediğini yapan, gene her 10 yılda bir darbelerle milletle devletin arası açılmış bir devlet olarak, küçücük bir devlet olarak devam edecek. Soru bu sorudur. Evet. O bakımdan da 2023 seçimleri bence Türkiye'nin kader seçimidir ve Türkiye Mustafa Cumhuriyeti Bey. Devleti'nin en önemli seçimidir diye değerlendiriyorum. Önce Çiçeği dinleyelim, sonra sizi dinleyelim. Buyurun. Çok kısa bir şey ekleyeceğim müsaade ederseniz Mustafa Bey. Buyurunuz. Şimdi üstadımız ifade etti işte dışarıdan mı içeriden mi yönetileceği konusunda. Ünal Çeviköz yakın zamanda işte bu Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda açıklaması var. Kendisi diyor ki bizim iktidarımızda Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olur diyor. Yani o baktığımız zaman Türkiye'nin menfaatleri yönünden değil de bu ülkelerin işte dıştan gelecek talimatlarla bunların üye yapılacağını kendisi ikrar etmiş vaziyette. Baktığınız zaman Türkiye'yi dıştan mı içten mi yöneteceği güzel bir cevap vermiş. Bir de şu var, projeler bakımından bir değerlendirme yaptı. İşte önemli olduğunu söyledi proje. Millet İttifakı'nın bir proje ortaya koyduğu yok. Bakın biraz önce işte CHP'ye yakın kanallarda program yapan Özlem Gürses adlı bir hanımefendi şunu yazmış. Muhalefete iktidarın çalışmalarıyla ilgili içeriden bilgi geliyor. KYK faizlerinin silineceği bilgisi gelince Kılıçdaroğlu erken davranıp sosyal medya çalışması yaptı. Proje bu. İktidarın ortaya koyduğunu önceden öğreniyor işte muhbir bürokratlar marifetiyle veya FETÖ ile iltisaklı yakın olan kimseler tarafından. 22'de buluşuyoruz diyor. İktidarın ortaya koyacağı projeyi açıklıyor. Projede onu, bu anlama geliyor. Onu biraz açarız. Yönlü olarak şu turu bitirelim olursa. Onu açarız. Orada bir mesele daha var çünkü. Şey hayır Mustafa, çok önemli, o yüzden konuşalım onu. EYT ile ilgili de çalışma şey var. Araba almayın önemli. Açıklaması tabii, da var ya, o yüzden dedim ben de. EYT ile ilgili de konuşalım. Siz bu konuda ekinizi yapın. O, tabii, onu da Mustafa konuşalım Bey, ayrıca. Mustafa Bey devam etsin sözünü. Ha, buyurunuz Mustafa Bey. Mustafa Kemal Bey, duyuyor musunuz bizi? Bitirdi herhalde. Bitirdi herhalde. Ha, sözümü tamamladım ben Mustafa Bey. Tamam, Mustafa Bey'in dediği tamam. Çok önemli. Yani bu Ankara'da da konuşulan bir şey. CHP'ye yakın isimler de sık gibi. Şimdi böyle siyaseti ilgilendiren ve toplumda karşılığı olan şeyle ilgili hem AK Parti'nin MYK'sında ya da kabinede bir görüşme öngörü olduğunda hem bu üniversiteden kredi çekenlerin faizlerinin silinmesi hem de EYT ile ilgili hemen bir atak geldi yapıyor. Bu Ankara'da bir güç sancısı var. Yani buna da biraz bakmak lazım. Şimdi çok böyle üst düzey mücadele veriliyor. Yani bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yönetiminde Cumhur İttifakı ile birlikte yarın iktidar değişir şey olur ama böyle stratejik şeylerde hem içeriye hem dışarıya da bu FETÖ'nün oluşturduğu iklim bir şekilde silinmedi. Yani bu bir gerçeklik. Hala bu algı operasyonu devam ediyor. Bir de 2023 seçimleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani aday madı her şey konuşur. Şu anda yani bir yıldan altı düştü görünen bugünün şartlarında şartlar değişmesi iki şey ana etken olacak. Yani aday şu bu herkesi bir kenara bakın. Bir sığınmacılar öbürkü de ekonomik tablo. Yani halka konuştuğumuzda halk işte İmamoğlu ne dedi, Kılıçdaroğlu ne dedi, ne tartışıldı diye bir sokakta gördüğüne bir de cebine baktığında gördüğüne insanların birinci tercihine. Hı hı. Şimdi bu neden diyorum? Ek bütçe bundan dolayı yapıldı. 2023 için sürekli hem ekonominin kurmaylarının hem de açıklamalar var. Bu iki şey ana etken olacak. Bakın Suriye'ye operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan neden önemsiyor? Terrifat memeliyeti bir dış siyaset. O kadar stratejik bir şey ki. Ne dedi Cumhurbaşkanı? 200 bin konut yapacağız dedi. Bu 200 bin konutun yapılması için sahada inşaatın olabilmesi için inşaatın yapılacağı yerlerin güvenlikli olması lazım. PKK'nın havan atmaması lazım.
Oralarda şu anda insanlar bombaların patladığı yere dönmek istemiyor. İstemiyor. Ama birden bu operasyona ciddi bir karşıtlık, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi bir karşıtlık var. Bu içeriği de ilgilendirdiği edisyonu. Bir de bu elçiler başta var, sözünü kesmemek için. Hı hı. Şimdi elçilerle görüşen siyasi parti liderleri ve belediye başkanları var. Her tartışmayı görüşür görür. Benim başka bir şey çok dikkatimi çekti. Ne hikmetse bu genel başkanlar ve belediye başkanları, ABD elçileri, Avrupa Birliği elçileri ve Avrupa Birliği'nin ayrı da İngiltere elçileriyle görüşüyor. Çok merak ediyorum. Hani bu kadar demek uluslararası gündeme, dünya gündemine çok meraklılar. Bir vizyonlar var. Neden Azerbaycan Büyükelçisi'yle görüşmüyorlar? Görüşmem diyor ama. Yani şey, Aliyev mesela CHP'li Çeviköz'ü ben sokmam diyor Azerbaycan'a. Mesela hayır. Azerbaycan'ın can kardeşimiz olduğu için. Ama bu çok önemli bir soru. Önemli olduğu için zaten ben Azerbaycan'ın Türkiye'nin ikiz kardeşi doğru, olarak görüyorum. Doğrudur. Hem bayraktan dolayı. Ben Azerbaycan'a örnek verdim, Bangladeş yapayım. Hadi. Bari sıcak gündem var mesela bugünlerde. Neden Ukrayna Büyükelçisi ya da Rusya, sizin insani bir dramınız var görüşüm. Neden bu ABD? İşte ABD derken Avrupa Birliği de ABD yani. Hı. ABD sevdası. Aslında bu Biden'ın New York Times'e verdiği adaylık döneminde açıklamasına böyle Sayın Cumhurbaşkanı'na aslında bu da bir siyasi saldırıdır. Yani Amerika'nın bize attığı siyasi bir füzedir. Dostlarımızı da göndereceğiz. Başlığının altında sayılı. Bakın mesela ben de CHP'de siyaset yapabilirim. İyi Parti'de siyaseti. Bu milli takım formalarını ben başka bir ekranda dedirdim. Giymek zorundalar. Milli bir mesele varsa milli takımımız, futbol değil, bütün branşlarla sahaya çıkıp o ay yıldızı giriyorsa bu milli takım formasını giymekten uzaklaştırdıkları zaman millet bunu düşünür. Evet. Millet bunu tartışır. Hep dikkati bir çekiyor. Tekrarlıyorum. Yani görüşenler neden bu batılı elçiler diyelim, onlarla da görüşüyorlar, başka bir elçilerle de. Bir de bu dost ülkelerle niye görüşüyorlar? Biraz benim soruma cevap gibi. Yani Türkiye'den mi yönetilecek, dışarıdan mı yönetilecek? Evet. Tabii en son bu siz de ekranlarınızda tartıştınız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dışişlerine sormak ya da izne olarak şey yapılan. Aslında devlet işleyişi içinde o da geç kalmış bir kararname. Aslında devlet teamülünde, devlet işleyişinde var bu. Yani bir belediye başkanı, bir vali kritik konumdaysan sana mesela bunu neden diyorum Mustafa Kemal Bey bilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Konsolosluğu'nun Adana Başkonsolosluğu'nun ne hikmetse bir bölgesi var. Türkiye'nin terörle mücadele ettiği bütün illeri vilayetleri Güneydoğu bölgesi. Güney yani dolaşır. Ama Adana Büyükelçi Başkanı Mersin'e gitmez. Bunun dibinde Antalya'ya gitmez. Ne hikmetse o tarafa gider. Yani bazı bunu not ederiz. Tabii yani bu güvenlik ya da ülkemizin geleceği konularda bu kararname de geç kaldı. Yani bugüne kadar geçti. Hı. Şimdi ben bir yerinin belediye başkanıyım. Adana Başkonsolosluğu gelecek. Ülkenin iç işlerine karışarak benimle orada bir görüşme yapacak. Bunda Ankara'dan haberi olmayacak. Aslında bu İmamoğlu üstüne alındı bu kararnameyle. Ben size söyleyeyim açıkça. Daha çok HDP'li belediyeler için. Yani İmamoğlu orada alınganlık yaptı. Yani gerçekten zıpladı hemen. Alınganlık yaptı. Daha çok biz biraz şey yapıyoruz. HDP'lileri ilgilendiriyor. Şöyle bir şey var. Hep İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da güneşse Anadolu'da da güneş zannediyoruz. Aslında o tarafta da biraz Güneydoğu'da da ne oluyor, ne yapıyor diye biraz sıcak gündeme bakmamız lazım. Peki. Bunu da belirtmek istedim. Peki şimdi son aramıza Güngör gideceğim. Çok kısaysa alayım Mustafa yoksa dönüşüm. Bu pastırma devam ediyor. Biz kaldık orada. Belediye kanunda yani. öyle bir düzenleme de yok. Güngör Bey'in söylediği gibi belediye kanununda hiçbir şekilde öyle düzenleme yok. Ankara Büyükelçisi Fileik Ankara'ya tayin olduktan sonra 2 kilometre ilerideki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı değil, ertesi gün gitti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Evet. Şimdi, bunlar hepsi yakın zamanda oldu. Dediği gibi bu genelge gecikmiş bir genelgeydi. Eyvallah. Daha evvel düzenlenmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bir aramız var. O arayı verelim. Ondan sonra hem bu turda konuşamadığımız eksik kalanları konuşalım. Hem Kılıçdaroğlu'nun araba almayın, fatura ödemeyin çağrıları üzerinden en son bu KYK çıkışı üzerinden ne amaçlanıyor onu da irdeleyelim. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. Siyaset konuşuyoruz. İç siyasetin dinamiklerini konuşuyoruz. Şimdi ilk dilimden sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa hem onu alayım Nuh Bey. Bir de şuradan da devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu araba almayın diye başladığı cümlesinde işte bizim iktidarımızda ikinci el araç almanıza gerek yok. Biz birinci eli ikinci el fiyatına vereceğiz dedi. Daha önce fatura ödemeyin dedi. Faturamı ödemiyorum dedi pardon.
En son bu işte KYK tartışmasında ben söyledim evet. yaptığınıza getirdi. Şimdi en son işte bu Özlem Gürses'in tabii o şey de o paylaşım da biraz bana garip geldi. Yani sanki böyle bir vesvese gibi bir şey geldi bana. İfade geldi. Hani içeriden bilgi mi gidiyor Kılıçdaroğlu'na gibi. Şimdi ne oluyor? Ne amaçlı? Yani ekonomide bir işte sorun var. Bu sorunu biz çözeriz demiyor mesela Sayın Kılıçdaroğlu ama şunu diyor. Araba almayın diyor. Fatura ödemiyorum diyor. İşte KYK ödemeyin diyor. KYK'da da ödemeyin dedi çünkü. Ne dersiniz? Aslında ikisi de birbirine bağlantılı benim açımdan bence. Onun için o birinci yani bir önceki bölümdeki tartışılan konudan girmek isterim. Aslında tam da meselemiz bu. Türkiye'nin bugünkü meselesi bu. Ne? Bir taraftan çok klasik olacak belki ama belki de demokrasi tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz. Fakat şöyle bir algı operasyonu oluşturuldu. Birinci turda bahsedilen şeyler, dikkat çekilen konular işte sırf Batı'nın, Avrupa'nın büyükelçileriyle görüşüyor veya işte kim olursa olsun aday ama sonuçta bu aday, bu kişi Türkiye'nin ana meseleleriyle ilgili, terörle mücadele ile ilgili, PKK ile mücadele ilgili vesaire, Doğu Akdeniz'deki duruşu neyse bu konulardaki tavrı ne olacak, FETÖ ile mücadele ilgili düşüncesi ne olacak? Şimdi bunları sormamızın aslında çok fazla bir anlamı yok. Çünkü bunların cevapları ortada. Cevaplar ortada bunların. Yani İmamoğlu'nun bir gerekçe bulmasına gerek yok. Zaten o özellikle zaten Batılılarla görüşüyor. Bunun da bir asıl Batılılar görüşmek için görüşüyor. Bunun da bunun böyle yansımasını istiyor zaten. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun her konuda biz de şu ana kadar vaatlerini duyduk. Ne olacak? Biraz onu tekrar geleceğim ona. Çözecek olsun, çözemeyecek olsun ama oy almasını sağlayacak veya toplum nezdinde bir sempati sağlayacak olan her şeye her konuda söz verdi. Her şeyi çözdü laf olarak. Fakat dikkatinizi çekerim. Sadece ileride yapmayacak olsa bile bugün çok yükleniyoruz ya. Sürekli yükleniyoruz. Neye yükleniyoruz? Ya neden FETÖ'yle mesela ben çok merak ediyorum. FETÖ'yle mücadele konusunda varsa halim ki CHP veya Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yönettiği zaman nasıl bir tavır sergileyecek? En önemli belki yumuşak karını bu, tamam mı? PKK ile veya FETÖ ile ilgili. Buna rağmen sırf bu şeyleri önlemek için bu eleştiri önlemek için laf olsun diye sadece yapmayacak olduğu halde ileride laf olsun diye biz FETÖ ile mücadele şu andaki mücadele biz de aynı devam edeceğiz. Bunun üzerinde bir şeye gerek yok. Mealinde bir şey duydunuz mu şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan? Yok. Bunu bile bak laf olsun diye daha söylemiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Araştırmaya gerek yok ki bu konulardaki bu yönetimin nasıl bir tavır ortaya koyacağı şu anda çok net biçimde ortada. FETÖ ile mücadele diye bir şey olmayacak. Zaten 15 bu... Temmuz'da FETÖ'cü kabul ediyor Nuh Bey. Zaten demiyor mu ben KYK'ları geri alacağım diye. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele yerine tam aksine FETÖ ile mücadele edenlerle mücadele edeceğini şu anda söylüyor zaten. Evet. Şura gelmeye çalışıyorum. Bir haftada KYK'ları serbest bırakacağım ne demek? Bu demek. Aynen. Problemimiz şu. Normalde o zaman bahsettiğimiz milli duyarlılık tam olarak toplumda aktif durumda olsa yani Kılıçdaroğlu'nun bu tür tavırlarına çok korkunç bir tepki olması lazım. Oluyor mu? Görüyor muyuz böyle bir tepkiyi? Maalesef. Görmüyoruz. O zaman bu tavırların ortaya koymanın çok fazla bir anlamı yok. Ne yürüyor biliyor musunuz? Bence burada dikkat çekmek gereken konu şu. Bunlar bu o şeyler net olarak ortadayken yani bugün biz Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ ile PKK ile PYD ile mücadele veya Türkiye'nin milli menfaatlerini Doğu Akdeniz'de, efendim Ege'de savunmak konusunda bir beklentimiz olmaması lazım. Böyle bir vaadi yok zaten. Böyle bir vaadi daha yok. Boş olarak bir vaatte bile bulunmuyor. Tam aksine ne diyor? Biz gelirsek Batı ilişkilerimiz çok iyi olacak diyor. Bence bu doğru bir söz. Yani olur hakikaten de iyi olur.
Hakikaten iyi olur. Ama Kemal Bey demiyor da kurmayları mesela şey diyor. Sınırımızda DAEŞ olacağını YPG olsun diyor. Tamam işte aynı şey ya. Şöyle bir şey var. Bu konulardaki milli menfaatler veya Türkiye'nin efendim beka meselesiyle ilgili vahim bir durum var ortada. Fakat bunlar diğer taraftan bir Erdoğan düşmanlığıyla böyle bir söylemle. İki, az önce senin bahsettiğin toplumda sıkıntı çekilen veya problem olan ne varsa bu pahalılıktır şu anda. Tamam mı? Fatura ödenememesi. Diğer taraftan Suriyeliler işte yaşatan hayatımızı zorlaştırıyor. Sosyal dengemizi bozdu. Efendim bazıları diyor bizim iş, çalışan işler onlar alınıyor. Suriyeliler göndereceğiz diyor. Pahalılık meselesini ben çözerim diyor. 6 ay. 6 ayda çözeceğim diyor. Faturaları ödemeyin diyor. Ben onlara diyor. Ben onları diyor, kaldıracağım diyor. Efendim faizleri ödemeyin diyor. Araba almayın biz onu düşüreceğiz diyor. Tamam mı? Bunun evet. Bunun ekonomik realiteyle bir ilgisi olup olmasının bir önemi yok. Diğer mesela taraftan TOG için de geçerli olur mu Kemal Bey'in bu vaadi? Efendim? TOG almak için de milli yerli araba almak için de Kemal Bey'in vaadi geçerli olur mu? Hani araba almayın. Bu konu şu andaki Türkiye yöneten veya yönetici olan birisinin ağzından çıkan lafla test edilecek bir şey değil ki bu. Ne satıyorsunuz? Pazar domates mi satıyorsunuz? Yani onun bir şeyi var mı? O zaman bu şu demek yani o zaman şuraya geliyoruz aslında. Ben bu şeylerin gerçekliğini de zaten tartışmıyorum. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Bir zamanlar çok modaydı. Öbürü ne veriyorsa ben 3 fazlasını veriyorum. Evet. İki anahtar veriyorum. Öbürü iki anahtar. Ne oldu? Hala şu anda EYT dediğimiz şey ne? O günkü verilen vaatlerin ya erken emekli ya da genç yaş emeklilerin evet. Faturası hala ödenemiyor şu anda. Doğru. Yani. Dolayısıyla onun bunu yapıp yapamayacağı zaten böyle bir şey söz konusu değil. Demek istediğim şey şu. Öbür taraftaki enfeksiyonlu ve çok sıkıntılı meseleleri aslında bu konulardaki FETÖ'yle mücadelede, PKK'yla mücadelede, Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmasında mesela bizim milli savunma sanayimizin durumu acaba ne olacak? Başka bir yönetim geldi durumda. Şimdi bunlar vahimken aslında bu durumlardaki şu andaki ortaya koydukları şeyi görünce başka bir şey bunların başka ne dediğinin bir anlamı kalmaması lazım. Bu kadar net bir tavır olması lazım. Hı hı. Ama bunu demin dediğin gibi toplum nezdinde kısa vadede şey görecek işte pahalılığın önlenmesi, ucuz araba alınması vesaire gibi faturaların ödenmemesi gibi hı hı. Bir de dediğim gibi o 80'ler 90'ları yaşayan görenler azalmaya başladı. Yeni nesil çok sürekli devreye giriyor. Bu hafızaların çabuk unutması zaafından istifade ederek bir de ucuz vaatlerle o bahsettiğimiz asıl vahim şeyleri gizliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ambalaj var. Ucuz vaatlerle ambalajlanıyor bu beka meselemiz. Ve korkarım ki bu gidişat böyle devam ederse bu ucuz vaatlerle o çok pahalı bir şey çıkacak Türkiye'nin karşısına. Anladım. Peki ben çok kısa bir şeyi de sorayım size öyle diğer konuklarımıza geçeyim. Ben çok inandırıcı bulmuyorum da yani bu içeriden Kılıçdaroğlu öğreniyor, içeriden bilgi alıyor, ondan sonra açıklıyor falan demiş ya. Hani şimdi EYT ile ilgili bir çalışma yapıldığını öğrenmek için AK Parti MYK'dan özel bilgi almaya gerek yok. Zaten ortada hani çalışma. Vedat Bilgin her gün açıklama yapıyor. Böyle bir şey ben çok anlamsız buluyorum. Hı. Neden? Özlem Gürses ayrıca bugün aklına gelmiş de bugün şey mi yapıyor? Ne yapıyor? Yani şimdi AK Parti'ye destek mi vermiş oluyor? Veya Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş oluyor? O övmek için söyler efendim? Gibi. Övmek için söyler gibi yapıyor da. İşte kim övmek için? Özlem Gürses hesapta Kılıçdaroğlu'nu övmeye çalışıyor. Övme derken öbür taraftan bence hiç övme değil bu. Bu şu demek şu anlama gelmiyor mu? Ben öyle tüyo. Yani. Tüyo almış. O aldığı tüyü bunu böyle bir şeye paylaşmak gerek yok. Biz daha önce, ben başka bir kanalda burada da daha önce yani, şunu sürekli söyledim ben. Ya zaten iki kişi, bir kişi kendi başına bile sosyal medya takip etse bunu zaten görmenin bir anlamı yok. Bütün kesimlere kolaylık getirecek bir takım adımlar atıldı. O arada gençler de, öğrenciler de bu bahsettiğimiz meseleyi gündeme getirmeye başladı. Bu meselede diğerleri gibi bu dövizdeki hızlı yükselişten önce bu kadar vahim bir mesele değildi. Evet. O hızlı yükselişten sonra birçok yere işte asgari ücrete daha öncekilere göre çok daha fazla artış oldu vesaire. Birçok kesim rahatlatma çalışıldı. O dönemde sosyal medyada çok yoğun biçimde zaten
öğrenciler veya yeni mezunlar bu konuyu dile getirmeye başladılar. Bununla masaya getirileceği konuşuldu zaten. Tabii. Kılıçdaroğlu'nun o paylaşım bundan çok sonra. Zaten bunu bilmek için işte diyorum ya, o masadan özel bilgi almaya gerek yok yani. Gerek yok. EYT ya kaç yıldır konuşuluyor Türkiye'de EYT? Miting yapıyor. Ondan sonra loading diye şey yazıyor Kılıçdaroğlu. Yani şimdiden hazır bekliyor. EYT çözünce ben söyledim diyecek. Hı. Yani bunlar çok ucuz şeyler. Ayrıca kaldı ki keşke, samimi söylüyorum, Türkiye'nin meseleleri, milletin meselelerini çok yakından takip eden bir muhalefet olsun. İktidarın, ben bunu ifadeyi hep kullanıyorum, ensesinde boza pişirsin. Ve sürekli onu gündeme getirsin. Bazen iktidar onun dediğini yapmak zorunda kalsın. Keşke böyle bir bizim muhalefetimiz olsun. Evet. Bunlar çok ucuz şeyler. Bunlar mesele değil. Ama ben tekrar söylüyorum, asıl mesele bu kesimin, bu yuvarlak masanın, bu o bir ara nasıl getirildiyse onları bir ara getirenlerin bunlara verdiği bir şey var. Şey bile buna dahil. O parlamenter sistemin geri getirme meselesi de buna dahil. Hı hı. Öbür tarafta bir savaş veriliyor. Ve açıktan dedi. Demedi mi Biden seçildiği zaman açık açık buradan ona selam gönderip, hadi işte daha önce bize söz vermiştin, beraber Erdoğan'a devrilen mesaj göndermedi mi şeyin yardımcısı ya, Kılıçdaroğlu'nun? Evet. Böyle bu ittifak gizlemekte ihtiyaçları yok. Gizlemiyorlar zaten. Ama bunu dediğim gibi milletin meselelerini öne çıkararak bunu onun arkasına gizliyorlar. Anladım. Asıl mesele bu. Anladım. Peki. Yasin Bey, sizin bu konuda görüşünüzü alalım. Ondan sonra Kemal. Ben biraz önce söylediğim gibi, yani bu projelerin millete anlatılması lazım. Ve dediğim gibi, yani dönüm noktası niteliğinde 2023 seçimleri. Mesela silah sanayinde yapılan gelişmeler hakkında muhalefetten farklı sesler çıkıyor. Gerçekten çok önemli bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir gazetede yazı şu. İşte Türk sihaları Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayinin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı diyor. Yani bu kadar önemli bir gelişme bu. Hem Türkiye açısından hem bütün dünya açısından. Şimdi bu atılımlar devam ettirilecek mi? Yoksa birilerinin söylediği gibi işte bunlar imha mı edilecek, yok mu edilecek? Yani dolayısıyla ben 2023 seçimleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri derken, hakikaten Türkiye bir dönüm noktasına gelmiş. Bir küresel güç, bölgesel güç olma noktasında çok ciddi adımlar atmış. Bunu hem işte silah sanayinde hem dış politikada ciddi zorluklara rağmen başarmış. Şimdi bu devam ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi? Bu konuda bu milletin önüne çıkan, ben yönetime talibim diyen, başbakan olarak da olabilir, cumhurbaşkanı olarak da olabilir. Hala bazıları başbakanlık şeyinde, iddiasında. Ya yani her ne ise, ne olacaksa önemli değil, projelerinin ne olduğunu, Türkiye'nin şu ana kadar geldiği noktadan itibaren nasıl bir yol izleyeceğini çok net olarak bu millete anlatması lazım. Şimdi, ve bu milletin de bu hakkı, yani yoksa kime nasıl oy vereceğiz, değil mi? Neye göre oy vereceğiz? De bu değerlendirmenin mutlaka yapılması lazım. Bir şey geldi lazım aklıma. Evet. Ödemeyin, hı hı, almayın, hı hı, dedikten sonra biraz daha geri saralım. Erdoğan diktatör, devireceğiz. Hı hı. Şimdi diktatör olan lideri devireceğiz, ödemeyin, almayın, neye tekabül ediyor o zaman? Ya şimdi Türkiye'de siyaset... Yani şu anda mevcut, hı-hı, sistemin de meşru olmadığından böyle bir sonuç çıkmıyor mu? Yani... Onu söylüyor zaten açıkçası. Bunu söylüyorlar. Bak şimdi şurası ama çok... Ama sonuçta o meşru olmayan sistemin içinde bir partiden bahsediyoruz o zaman. O anlamda bir çıkmaz var ama... Daha önemlisi şu, işte ABD'den açıklama yapılıyor, şeyi götüreceğiz diye, Erdoğan'ın gitmesi lazım, muhalefete yardım etmemiz lazım diye açıklamalar yapılıyor. Peki bu niye yapılıyor? Yani ABD'nin şeyi nedir? Rahatsız olduğu konular nedir? Benim biraz önce ifade ettiğim konulardır. Türkiye'nin bölgesel güç, giderek küresel güç olma yolunda ciddi adımlarla ilerlemesidir. Bağımsız bir politika izlemesidir. Değil mi? Yani ABD'yi bir kukla gibi izlememesidir. Evet. Şu ana kadar yapıldığı
gibi. İşte S-400'lerin alımı bu milletin savunması için gerekiyorsa burada gözümüzü kırpmayız, alırız, her şeye rağmen alırızdır. İşte milli politikalar izlenmesidir. Dünyanın iflas etmiş sistemine karşı bir başkaldırıştır. İşte hakikaten Birleşmiş Milletler'e baktığınız zaman iki dünya savaşından sonra, insanlığın yaşadığı bu felaketlerden sonra, bu felaketlerin tekrar yaşanmaması için kurulmuş bir hukuk kurumudur ve çok önemli bir kurumdur. Peki şu andaki durumu nedir? Bütün meşruiyetini kaybetmiştir ve dünya üzerinde yapılan savaşları, saldırıları, çatışmaları önlemekten aciz, adeta işte beş daimi ülkenin menfaatlerini koruyan bir yapı haline gelmiştir. Hukuki anlamda baktığınızda hukuka aykırı bu işleyişi. Demokrasi gözlüğünden baktığınızda demokrasiye aykırı. Şimdi şöyle düşünün, Cumhurbaşkanımız hani dünya beşten büyüktür diyor ya. Hı hı. Aslında bunun tersinden baktığınız zaman, yani Birleşmiş Milletler sistemine baktığınız zaman, orada da dünya birden küçüktür diyor. Beşten değil, dikkat edin, birden küçüktür. Niye? Çünkü bir devletin veto etmesi, karar alınamaması sonucunu, evet, doğuruyor. Dolayısıyla böyle çarpık bir dünya düzeni. Şimdi bütün bunlar, Türkiye bütün dünyanın vicdanı haline gelmiş durumda. ABD'nin rahatsız olmasının asıl sebebi bu. Yani milli politika izlenmesi, Türkiye'nin gelişmesi, önce bölgesel sonra küresel güç olma anlamındaki ilerleyişi, bunları durdurmak istiyor. Evet. ABD açısından bu anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Doğru. Avrupa açısından da bu anlaşılabilir. Ama bizim açımızdan, yani bizim milletimiz açısından ne söylenecek? Ha, şu söylenebilirse bu bir siyasettir ve saygı değerdir. Türkiye şu ana kadar silah sanayiinde, işte bağımsızlık yolunda şu ciddi adımları atmıştır. Ha, biz iktidara gelirsek bundan daha fazlasını yapacağız demek hem bu milletin siyasetçilerine yakışır, hem de milletin değerlendirmesi için bir alternatif sunma olur. Evet. Ama öbür türlü hiçbir şey söylemeyip de işte yapma, etme, gitme, peki ne olacak? Yani bunları yapmayalım da ne olacak? Peki. Dolayısıyla bu milletin bütün bunları bilmeye hakkı var. Çünkü sonuç itibariyle bu millet idarecisini seçecek. Biraz önce çok güzel ifade etti. Yani demokrasi bu demektir. Biz şey yapamıyoruz, 80 milyon hepimiz birden yönetme imkanımız yok. Peki, o halde size vekalet mi veriyor, vekalet veriyoruz, bizi vekaleten yönet demektir. Vekalet vereceğimiz, bir anlamda bizim adımıza hareket edecek olan kişinin bizim adımıza ne yapacağını bilmek hakkımız. Lazım. Peki. Evet. Sayın Çiçek, size söz vereceğim ama önce bir Güngör Yavuz Aslan'ı isterseniz dinleyelim. Size öyle döneyim ben. Şimdi bu 2023 seçimleri için şunu da iyice düşünmemiz lazım. Cumhuriyet 100. yaşına girecek ve dünyada 100 yıllık devletler parmakla sayılacak kadar az. Yani baktığımızda. Ve seçilecek ekip diyelim. Yani 2023 büyük ihtimal Mayıs'ta olacak. Öyle görülüyor seçim. 2023 seçimlerindeki kadrolar gelecek yüzyılın ilk adımını ve şekillendirecek kadrolar. Ama ben ne yazık, heyecanlandım sizden şimdi böyle bunu duyunca. Ama öyle. Yani bakın, 100 yıllık oluyoruz. Dünyada kaç tane asırlık devlet var? Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihine bak, Birleşik Krallığa bak, doğru, Rusya Federasyonu'na bak. Yani büyük 100 yıllık devletler hanesinde bir cumhuriyet. Ve gelecek yüzyıl olacak. Burada Yasin Bey, bu hukukçu, ne yazık ki mecliste konuşuldu. Partilerin hepsinin de bu konuda anayasa komisyonu var. 100. yılda 100 yıl yetecek 100 maddelik bir anayasa yapma iklimi şu anda mecliste oluşmadı. Teröristleri bir kenara bırakayım. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröristler var. Bunu söylemeye kendime misyon edindim. Hı. Yani dağda kahramanlar mücadele ediyor. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'de kanlarıyla, canlarıyla teröristler gidip Ankara'da ahkam kesiyor. Onu bir kenara bırakın. Bence olması da istedim. Yani gönlümden geçen. Keşke şu girdiğimizde
işte altılı masalı, yedili masalı konuşacağımızda yeni bir anayasa. Hı. Bakın dünya değişti, nesil değişti, öncelikler değişti. İşte bizim yayın yaptığımız stüdyo ve şartlar, dijital yayıncılık 20-30 yıl önce konuşmuyordu. Müthiş bir değişim var. Bu değişimin ruhuna uygun ve gelecek yüzyılımızın da şekillendirecek, keşke 100 maddelik, 100. yılın onuruna 100 maddelik bir anayasa, hı hı, yapma iklimi olsun. İşte çeşitli taslaklar olduğu komisyon var. Bunu isterdik. Ama bunun yanında bizim şu an 11 ay kala konuştuklarımıza bakarsan farklı şey, anayasalar neden önemlidir? Yani ben anayasa başlığını neden açtım? Binanın temeli gibidir. Devletin temeli gibidir. Her şeyi şekillendirir. Yani devletin organları arasındaki ilişkiyi düzenler, devletle milletler arasındaki ilişkiyi düzenler, yönetimi düzenler, parlamentoyu düzenler. Anayasalar hakikaten normlar hiyerarşisinin tepesinde olan en temel yasa. Evet, evet. Şimdi bizde insanları evet, oyatarken ben ve diyorum. Çok özür dilerim. Yani maalesef Türkiye'deki bütün anayasalar, yani yalnızca şu anda 82 anayasası değil, bütün anayasalar olağanüstü zamanların anayasası ve bazıları da darbecilerin yaptığı anayasalar. İşte 60 anayasası, 82 anayasası gibi. Bir de şunu da Türkiye'nin artık tartışması ve görüşmesi gerekir. Gelecek bu 2020 sonrası bu seçimlerin ana maddelerinden biri de belki vizyonumuz ne olacak? Yani siyalardan bahsettik, tarımdan, gıdadan, bölgesel. Benim gördüğüm, ben ana seklemede olarak dış politika çalışıyorum. Benim gördüğüm bağıra bağıra büyük bir savaş geliyor. Belki bu bölgesel ölçekte olacak. Belki Allah korusun bir küresel savaşa dönecek. Bir gerginlik. Belki sıcak olmasa bile ekonomik başlıklı savaşta mücadele de olabilir. İşte tahıl koridorunda dünyanın gıdaya ulaşmada, suya ulaşmada şey var. 10 yıl sonra rakamlar geliyor. Bakın dünya artık üretmiyor. İnsanlar topraktan uzaklaşmaya başladı. Küresel iklimden dolayı su kaynakları ve tarım arazileri gitmeye başladı. Bunu neden söyleyeyim? Milli Güvenlik Kurulu belgesine gıda güvenliği eklendi. Hı hı. Yani evet, artık devlet sınır güvenliği, istihbaratı güvenlik değil, gıda güvenliği denen gıda bir başlık var. Doğru. Bu 100 yıllık vizyonu ortaya koyulması gerektiğini düşünüyorum ama ne yazık ki şu andan itibaren siyaset tarlasından söyleyeyim, tartışma Erdoğan kalacak mı, gidecek mi? Her şeye ne diyorsunuz peki? Bu almayın, ödemeyin, biz şimdi, yaptık, biz dedik oldu. Şu o şöyle, hani az önce dediğim gibi bu Millet İttifakı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gündem belirleme, bir gündem çalışması var. Ne oldu? ÖTV'yi ödemeyin, işte birkaç ay daha bekleyin, kaldıracağız. Hı hı. Ama tam bu arifede ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel tüketim vergisiyle ilgili bir kararname, bir yetki oldu. Arttırma ya da sıfırlama. Bunların çok örtüşmesi, ben o kadar tesadüf ya da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Ankara'da size dedim bir güç sancısı var. Biz biraz Ankara'ya bakmıyoruz. İşte Suriye'de ne olacak, İstanbul'da ne olacak, yukarıda tahıla. Bana göre her zaman Ankara'da bir sorun var. Bir sorunsallar zinciri var. Hı hı. Biraz bu siyasetin arka kapılarında kim kimle görüşüyor. Yani hep biz böyle ekrana çıkıyoruz. Açıklama, Twitter'da sosyal yayında ama 22'de 14'te gündem olacak. Ve Ankara'da siyasetin arka kapılarında belki de bizim ileriki yayınlarda konu başlığımız olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ydı sanırım. Bayram ziyaretine birileri iyilik yapacak dedi. Yani bu pek üzerine gidilmedi. Politikacılar birbirinden, bizli gazetecilerden daha iyi koku alır. Söyleyeyim. Evet. Yani bazen derler Ankara kulislerini iyi koklayan gazeteci. Ben siyasi kulisler için bunu galiba. Siyasetçiler birbirinden daha iyi. Tabii. Siyaset bu seçimlerde, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri için çok şey gibi, bölgemiz gibi. Her an ben söyleyeyim, yani öyle bir güvenlik başlıklarından geçiyoruz ki etrafımıza bakın. Biz neyle başladık? Yunanistan. Evet. Suriye'de operasyon gündemde. Irak, Bağdat'ta olaylar var. PKK terörü devam ediyor. Yukarıda savaş bitmedi. Böyle bir ateş çemberinin içinde siyaset yapmak, diplomasi yapmak gerçekten zor. O kadar kolay iş değil. Ama son dönem için, 1,5-2 yıl için söyleyeyim, sosyal medya üzerinden bir algı çalışması çok iyi yapılıyor. Ben bunun söyleyeyim, öyle paylaşımlarla, o bir tweet attı değil. İçişleri Bakanlığı Bolt hesapları açıldı. Bir böyle bir ajanda var. Bir ajanda, hı hı, var. Bir yerden yönetilen ya da şey yapan ve topluma çok iyi pazarlanıyor bu. Pazarlanıyor ve hala bu şey karşımıza devam ediyor. Gündem ve siyaset gerçek mercağına olması gereken yere gelmeli. Az önce değerli üstad dedi, keşke ana muhalefet dedi bu şekilde olsa, iktidarın üzerinde bir siyasi baskı okulup ülkenin şeye bir yere getirmesi lazım. Ben
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bütün Erdoğan'ı takip ediyorum. Düşünce iklimi olarak da birçok örtüştüğümüz, desteklediğimiz nokta, özellikle Kudüs mücadelesine. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan da şöyle bir beklentisi var. Liderlik düzeyinde o beklenen iklimi oluşturabilecek tek siyasi karakter olarak, aktör olarak o duruyor önde. Yani insanlar bir şeyin etrafında toplanmak istiyor artık. Ve yoğun bir şekilde toplumda. Çünkü insanlar pandemiden bunaldı, savaştan bunaldı, siyasi tartışmalardan bunaldı. Çocuklarının geleceğini, ülkenin geleceğini, birçok şeyi düşünen bir toplum var. Bakın eskiden insanların düşüncelerini telefon edip ya da birebir olduğumuzda görmemiz gerekiyordu. Ya da bir dernek başkanı siyasi bir yere açıklama yapmasa. Şu anda herkes sosyal medya hesabı var. Çıkıyor, açıyor, yayın yapıyor, paylaşımını veriyor. Böyle bir tartışma evet. şeyindeyiz. Eğer 2023 başlı olduğu için gelecek yüzyılımızı düşünmez lazım. Bu iklimin artık bir an önce Türkiye'de oluşması gerekiyor. Siz de duayen bir gazetecisin, dostlarınız, arkadaşlarınız, siz de çalışanlar mesaj atıyor bana. Şu var, Fethullahçı hareketin, terör FETÖ'nün attığı bir tohum var. Ne yazık ki bu beyinlerdeki FETÖ algısını yenemiyoruz. Öyle bir elebaşlarını yakalıyoruz, yargı yakılıyor, askeriyedeki şeyleri de yakıyoruz. Öyle bir tartışma, öyle bir solucan gibi ortaya attı da ki aynı şeyin içinde insanları döndürüyorlar. Oradan bir açıklama geliyor, o yapıyor. Biri gidiyordu Dubai'den açıklama yapıyor, biri Amerika'dan açıklama yapıyor, bir oradan yapıyor. Enerjimizi ve performansımızı yapıyor. Bizim dünya kadar meselelerimiz var. İnsanların talepleri var. Bence 2023'ün söylüyorum, bu talepleri gören, bu iklimi oluşturan ve insanları ikna edebilen, öyle sallayarak değil, yani insanları ikna edebilen. Çünkü ben bu Z kuşağı tanımına da katılmıyorum. Yani kimse benim yeğenlerimi alfabenin harfleriyle bir kalıba soyar. O sosyolojik onun kim dediğini de bilmiyorum. Nereden çıksa. Yeni nesil diyelim ya da arkamızdan gelen nesil çok araştırmacı, çok talepkar. Sonuca bir an önce ulaşmak istiyor ve mesela Mustafa Bey bir şey dediğinde onun doğruluğunu arkadaşı çapraz teyit eden bir nesil geldi. Bu nesle oy olarak bakılmasında da çok karşım. İşte 6 milyon Z kuşağının oyu var. Onu alan iktidar olacak. Bu tanımlamada gerçekten siyasetin doğasına çok ters. O popülerist ya da başka bir şey. Özellikle bu yeni gelen işte 18 yaş oy kullanacak. Seçimde 20 ya da 22-23 yaşında olacak ya da ilk 18 olacak. Bu talepleri kim yaparsa yapsın görmesi lazım. İnandıran evet. Mustafa Bey. Hani gözümüzün içine bakalım. İnandırıcı mı peki? Yani şu an mevcut. Şu anda birinci en inandırıcı hala kamuoyu araştırmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani var. Belki muhalefet yani söyleyeyim mesela muhalefet de ikna edebilir insanlara. Yani bu ama bunun gazete olacak meşru zeminde olması lazım. Anayasa siyasetin meşru zemini ve çerçevesini tamam. ilintilerle terörizmin gölgesiyle okyanusun öbür tarafından gelen işte Avrupa Birliği fonlarından bugün Sayın Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı yüzüne gider. Bu olduğunda bu maç ve bu oyun tamam. bozulur. Bozulur. Bizim gazeteciler olarak da bize de düşen bu kamuoyunu aydınlatmada bu çerçeveyi şey yapmamız lazım. Yani şöyle bir şey de doğru değil. Hani Ülke TV ekranlarında benim savunduğum adam fikirleri çok iyi. Hı hı. Senin savunduğun adamı döver. Şu X tribünü, bu Y tribünü gibi bir tartışma değil. Bir gerçeklik. Bakın hı. son cümlem Mustafa Kemal. Sınırımızın güney tarafında Amerika Birleşik Devletleri el bombasını koydu. Adı PKK. PİM'in de elini aldı. Öyle bir tehlike var ki 60-70 bin kişiden oluşan bir terör ordusunu Rakka hattına koydu. Bunu oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli koymadı. Ya da Türkiye'den giden Amerika Birleşik Devleti ve ABD diyor ki ben koydum diyor. Taziye yayınlıyor. Hani onu ben koydum diyor. Doğru. Bunu diyor sana karşı diyor nükleer bomba gibi kullanacağım diyor. Şimdi bu tehdit burada. Ben şunu soruyorum. Yani bu bir soru. Bugün ülkenin iktidarında kim olursa olsun, yönetme yetkisi, hissi olursa olsun, ülkesine döndürülen silahı görmezden mi gelecek? Yani bu çok çok önemli bir şey. Evet, görmezden mi gelecek? Hani bunu da kamuoyuna anlatmak zorundayız. Aynen. Doğru. Sayın Mustafa Kemal Çiçek, şimdi hem siz ne diyorsunuz bu meseleye, siz de bir giriş yapmıştınız ikinci dilimde. Bu almayın, şimdi ödemeyin olarak, tartışması nereye gider, ne olur? İlk olarak şunu söyleyeyim, anayasa konusunda ifade edildiği için ben işte 2013-2016 arası Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çalışmıştım. Orada işte 60 maddede mutabakat olmuştu. Esasında 4 parti vardı burada. Bir anayasa çıkarma iradesiyle oturulmuştu ama netice olmadı. Özellikle anayasanın 42. maddesi ana dilde eğitim, işte 66. madde vatandaşlık ve 127. madde yerel yönetimlerde bir uzlaşma olmadı, gerçekleşmedi. Keşke 100. yılda sivil bir anayasa Türk milletine armağan edilmiş olsaydı.
Diğer taraftan söyleyeceğim 60 şu, maddede uzlaşılmamış ana... mıydı Mustafa Bey? Sanki uzlaşmış. 60 maddede nasıl? 60 maddede uzlaşılmıştı sanıyorum. 60 maddede uzlaşıldı başkanım, ama daha özellikle bu 60 madde esaslı maddeler değildi. Yani baktığınız zaman işte sosyal haklar, işte siyasi haklar, işte bazı kurumlar, ama esas da 3 maddede kilitlenmişti komisyon. Biraz önce belirttiğim maddelerde gerçekleşmedi. İşte ondan sonra da işte biliyorsunuz başkanlık sistem önerisi geldi, referanduma götürüldü. Öyle bir süreç yaşandı. Şimdi peki, geldiğimiz affedersiniz, noktada ben size ana bir... vatan, yavru vatan, gök ben size bir soru sormak istiyorum. Ve işte Sayın Çiçek bir soru sorun. Size, ya işin içinde olduğunuz için bu 60 maddede çok esaslı maddeler olmasa bile uzlaşılan maddeler kabul edilmiş olsaydı, anayasaya konulmuş olsaydı, en azından ciddi bir değişiklik, bir moral değişiklik olmaz mı? Moral olurdu tabii başkanım. Evet. Tabii. Yani bu özellikle tartışıldı. Bu maddeleri en azından mecliste, işte mecliste biliyorsunuz 3'teki çoğunluğu aldıktan sonra, yeterli çoğunluğu aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı da onayladıktan sonra gerçekleştik. Referanduma gitmeden 4 parti zaten mutabıksa bu mecliste kanunlaşabilirdi, ama o da daha sonra gerçekleşmedi. En azından 60 madde meclise getirilmiş olsaydı, mecliste tasdik edilmiş olsaydı bu gerçekleşebilirdi. Ama burada AK Parti'nin özellikle yürütme üzerinde düzenlemeler yapılmasını istiyordu. İşte diğer tarafta ana muhalefet yargı kurumları üzerinde düzenleme yapılmasını istiyordu. HDP baktığınız zaman temel hak ve özgürlüklerde uzlaşma olmasını istiyordu. Bu gerçekleşmediği için 4 parti bu 60 maddeyi de meclise götürmedi. Olması gereken dediğiniz gibi genel kurula bunun indirilip meclisten yasalaşıp en geniş kapsamlı, en azından önemli bir kısmını, anayasada 170 küsur madde var, neredeyse 3'te 1'inin sivilleştirilmesi söz konusu olacaktı. Gerçekleşmedi. Bu metin hala mevcuttur. Belki 2023 sürecinden sonra üzerine bir şeyler katılmak suretiyle milletimize armağan edilmesi gerektiğini düşünüyorum başkanım. Anayasa konusunda değerlendirmeden sonra burada en önemli hususlardan birisi, özellikle Millet İttifakı unsurlarının yapamadığı şu Mustafa Bey. Mavi vatan, gök vatan, ana vatan, yavru vatan. Bu konularda ne diyorsunuz? Ortaya koyduğunuz nedir? Baktığınız zaman ortaya ciddi bir niteleme koymuyorlar. Ciddi olarak bunları savunan, ön plana koyan bir kapsam ve proje çizmiyorlar maalesef. Burada olduğu gibi diğer kısma gelecek olursak, işte ödemeyin almayan tartışmaları, bu elektrik faturalarında başladı. O zaman işte bunun tartışması yapıldı. Bu itaatsizlik midir, işte isyana teşvik etmek midir diye bunun değerlendirmeleri de yapıldı. Özellikle o zaman İyi Parti'nin temsilcileri bu kanunsuzluktur demek suretiyle ana muhalefete destek vermediler. Dışarıda kaldılar. Sonuç itibariyle devletin belli konularda faturaları alması lazım. Bu devletin devamı için de gerekli bir husustur. Evet. Bir ana muhalefet partisinin bu yöndeki beyanları ve bunları teşvik etmesi, kabul edilebilmesi mümkün değil. Yine burada baktığınız işte otomobil konusunu ifade ettiniz. Burada ilk paylaşım ÖTV'yi kaldıracağız dendi, ama daha sonra herhalde ne yapıyoruz biz? Lüks araçlar da var denince işte 1.6 motor araçlarda bunu kaldıracağız dendi. Türkiye'mizde geldi. 25 milyon araç var. Devlet için bir vergi kalemidir bu araçlar. 2010 yılından itibaren baktığınız zaman 2020'ye kadar şu anda çip krizi var, tedarik zincirinde bozukluk var, araç piyasasında bir düşme olduğu mutlak olarak ortada, ama Türkiye'de 1 milyona yakın araç satılıyor her yıl. Bu açıklamanın vaktimiz kalmadığı için değerlendirmesini yapmıyorum, ama yerli otomobilin oluşturulması sürecine de bir nevi gözdağı vermek olduğunun da değerlendirilmesi mümkün. Çünkü İran bile bir nevi yerli arabasını yapmışken, Türkiye bu iradeyi ortaya koymuşken, bunu teşvik etmek için, çalışmasını, altyapısını kurmak için büyük emek verilirken, bu şekilde araba almayın, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi açıklamaların ben toplum nazarında itibar gördüğü kanaatinde değilim. Hı hı. İşte biraz önce Güngör Bey'de herhalde bahseden bu tür FETÖ yönündeki açıklamalarına da toplumda baktığınız zaman belli kesimlerden
çok sert tepkiler gelmiyor. Kemal Bey'in bu şekilde faturalar yönündeki açıklamalarına da tepki gelmiyor. Bu tabii sosyolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir husus. Biraz önce benim dediğim hassasiyet oydu. 15 Temmuz'da bizim 252 şehidimiz, binlerce gazimiz varken, millet sokağa dökülmüşken, o günü yad ederken ana muhalefet partisi genel başkanı, işte FETÖ'den yargılanan ama aldığı ceza itibariyle tutuksuz halde olan bir kişiyi kabul ederek fotoğraf verdi. Bu kamu vicdanında yaraladığını düşünüyorum. Onun için bilinçli, toplumun menfaatini düşünen bir muhalefet olursa, yapıcı bir muhalefet olursa toplum bunu izler, değerlendirir ama bu süreçte gerçekten Türkiye'yi yönetecek, emanet edilecek, ileriye götürecek, şu son süreçte oluşan Türkiye'nin yükünü taşıyacak bir alternatif muhalefeti de maalesef göremiyoruz Mustafa Bey. Peki. Nuh Bey, şimdi ben bir de şuradan anlamaya çalışıyorum meseleyi. Yavaş yavaş son birkaç dakikaya giriyoruz ama Kemal Bey mesela elektrik faturamı ben ödemeyeceğim dedi. Sonra da işte ekledi, size demiyorum ama ben ödemeyeceğim. Şöyle bir tepki olmadı kendi tabanından. Ha tamam, genel başkan ödemiyor, biz de ödemiyoruz falan diye bir tepki olmadı. Sonra Canan Kaftancıoğlu meselesinde mesaj çekildi. Herkes, bütün milletvekilleri şeye gelsin, İstanbul'a gelsin diye mesaj çekildi. İşte orada biz saydık ya 8'di ya 9'du gelen. Evet. Yine kendi, değil mi Sayın Çiçek? O civardaydı. Tabii çok az. Yani o rakamlarda. Yani şey bulmadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Oldu. Ha tamam, genel başkan çağırıyor, hadi gidelim. Olmadı. Bu araba meselesinde, yani araba almayın, ödemeyin, almayın dedi. Bir işte mesela şey olması lazım değil mi? Bu sonuçta %20 küsur oy alıyor. Tamam araba almıyoruz, araba almayı durdurduk artık diye bir kampanya da olmadı. KHK'lıları serbest bırakacağım. Oo tamam, KHK'lılar serbest kalacak diye de bir tartışma olmadı. O zaman ne? Yani şimdi, karşılığı yok mu, yoksa başka türlü bir gündem mi bu yani? Ben anlayamadım bu işi. Şimdi Mustafa Bey, hepimiz her kendi üslubumuzca bu önümüzdeki dönemin, seçimin öneminden bahsettik. Her birimiz işte milli menfaatlerin gökdeniz, mavi deniz, gökvata neyse hepimiz onları sıraladık. Hı. Tekrar söylüyorum. Bu konularda bir hassasiyet vurgulandığını görmedik, şu anda görmüyoruz bu Kılıçdaroğlu veya diğerlerinden. Hatta biz çok farklı tanıdığımız insanlar o masaya oturunca daha bambaşka bir şekle girdiler. Bununla ilgili, ya siz iyi de daha siz 6-7 adam adayı tartışıyorsunuz da Türkiye'nin böyle meseleleri var, bunlarla ilgili sizin fikriniz nedir diye soran olmadı. Yani biz burada konuşuyoruz da toplumda pek soran yok bunu. İkincisi, senin soruna, yani oraya geliyorum. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin bu konuda nasıl tavır takındığına bakmıyorum. Bir algı yürütülüyor. Şimdi hocam şeyden bahsediyor, işte iyiye gidiyor şey falan diyor ama anketlere bakıldığı zaman sürekli AK Parti'nin oyu düşüyor. Falan şu kadar diyor, öbürü bu kadar diyor, öbürü biraz manipülasyon yapıyor, kabul. Ama hangi ankete bakıyor? Hayır, genel söylüyorum. Anladım. Falan filanları işte CHP adına yaptırıyor bunu, peki. Ama nereden bakarsanız bakın bir oy, bir sıkıntı var. Nereden kaynaklanıyor bu sıkıntı? İşte bugünkü efendim ekonomik şey başta olmak üzere bir takım memnuniyetsizlikler var. Bu düşen oyun tamamı CHP'ye gidiyor diye bir şey de yok. Fakat ısrarla vurgulamaya çalıştığım şey şu. Enfeksiyonlu bir ortam oluşturuluyor. Üstüne bunun bir de dürüst olmak lazım. Bu muhalefetin 10 yıldan beri yapamadığı, başaramadığı muhalefeti bugün pahalılık, yüksek enflasyon yapıyor şu anda. Bu şeyin etkili olduğu bir ortamda ve bu bahsettiğimiz manipülasyonların yoğun olduğu bir ortamda biz sandık başına giden vatandaşın az önce bahsettiğimiz konuları sağlıklı bir biçimde değerlendirerek en isabetli, o günkü sıkıntıyı bir kenara bırakarak, uzun vadede bakarak meseleye en isabetli karar vereceği konusunda ben endişeliyim. Çünkü yani konjonktürel bir karar mı verir? Şöyle, hayır. Şimdi geçim sıkıntısı varsa bir vatandaşın ve öbür taraftan da şöyle deniyorsa, ben şu faturaya almayacağım, şu şeyi şöyle yapacağım, şunu düşüreceğim, arabayı ucuza vereceğim
Yapamaz ya. Bunu nasıl yapacak ki bunu türü şeylere karşılık da? Ya şu andakinden daha kötü mü olur? Daha mı şey olur yani? Bir de bunu deneyin bakalım. Deniyor buna karşılıkta. Tekrar söylüyorum. 90'larda yüksek enflasyon dönemini efendim neredeyse bırakın onu 2001'deki krizi bile şu andaki toplumun büyük kısmı hatırlamıyor. Evet. Bu en büyük zaafımız bizim. Onlar hatırlamadığı için bunlar karşılık buluyor. Ha daha sonra bunların boş vaat olduğu ve toplumun memleketin çok daha kötü bir yere gideceği görülebilir, görecektir ama ne yapayım ben o zaman işten geçtiğinde araba devrildikten sonra ya? Tabii. Araba devrildikten sonra sıfır araba almanın bir anlamı yok. Bir anlamı yok ki. Evet. Dolayısıyla ısrarla söylüyorum. Toplumda bu şeyi görmüyoruz biz yani bu ya ortada zaten nasıl bir şey oldu bundan projede proje olun kendileri söylüyor ya yabancı şeyin projesi olduğunu ama buna karşılık ya siz Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili ne diyorsunuz da bunu ortaya koymadınız ki bunun dışında sizin hangi vaadiniz ne anlamı olur ki diye de ben bir şey görmüyorum şu anda. Bu da ilginç. Bu da ilginç. Evet. Peki ne olacak o zaman? Yani şimdi Nuh Bey'in dediği gibi öyle bir durumda olabilir. Ya ben kötü zaten kötü. Bu daha mı kötü yapacak? Ya abicim bak. Bu ya FETÖ bıktık artık bundan. Bunu kim diyor biliyor musun bunlar? Ben şeylerde görüyorum. Evet. Yani 15 Temmuz'da ben her 15 Temmuz'da şöyle bir yazı yazıyorum. Ya davalar tamam. Yani değerli başkanımın yanında ben bu konuda bir şey söyleyecek değilim ama şu andan da söylüyorum. Dava dediğimiz şey 15 Temmuz'daki dava dediğimiz şeyler neler? FETÖ örgütüne mensup olup suç tanımına giren bir eyleme katılmış, o eylemde bulunmuş olanlar 15 Temmuz veya onun benzerleri. Tespit edilebildiği kadarıyla bunlar dosya oluşturuluyor. Bu dosya çerçevesinde bir dava soruşturma yürüyor veya yargılama yürüyor. Doğru mu başkanım? Kimi de beraat ediyor işte yani. Kim de beraat ediyor. Beraat ediyor. Beraat ettikten sonra neyse, beraat ediyor. Geri dönüyor falan. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun yanında o kadar manipülasyon yapıyorlar bu davalar esnasında. Affedersiniz yıllardan beri yetiştirdikleri bu şeyler hukuku sakız gibi çiğniyorlar. Tamam mı? Bütün bunlar ama işte bir dava yürüyor. Ama bu FETÖ'nün tamamen bertaraf edilmesi anlamına gelmiyor ki bu. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Diyanet de başta olmak üzere bu insanlar nasıl bu hale geldi? Bu işin sosyolojisine bakmak evet. lazım. Şeyden öncesine bakmak, 17-25 öncesine bakmak lazım. Şimdi biz baktığımızda FETÖ deyince herkes 15 Temmuz'dan bahsediyor. Ya ne 15 Temmuz? 17-25 bile çok geç. Gezi. Gezi. Onların hepsi hikaye. Gidin kardeşim 70'lere kadar in. 70'lere 80 darbesine gidin. Yok onu konuşan yok. O, kimden duydun şu ana kadar dinler arası diyalog meselesini? Asıl FETÖ'nün şeyi bu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bunu gene yazdım böyle şeyler. Birçok gruplar var. Gruplarda bahsettiğim kişiler Kılıçdaroğlu'nun şeylerine itibar eden insanlardan bahsetmiyorum. Bizim camiamız dediğimiz efendim muhafazakar kesim dediğimiz kesimde insanlar ya yeter ya işte böyle diye işte cemaatler de efendim bir şey yapılıyor. Ya bugüne kadar biz hala eğer bizim muhafazakar camiamıza FETÖ ile İslami cemaatlerin farkını anlatamamışsak Mustafa Bey vallahi kusura bakmayın Kılıçdaroğlu'nun o şeyleri çok rahat karşılık bulur ben size söyleyeyim. Bu kadar basit. İlginç. Peki şimdi yavaş yavaş artık bitireceğim. Ek yapmak isteyen varsa. Ben bir kısa ek yapayım müsaadenizle. Şimdi ABD'den yapılan birkaç açıklamaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi birinci tespit şu. PKK'ya ya da işte PYD-YPG'ye tırlar doğrultusu silah verdi. Değil mi? Bunu bütün dünya kamuoyunun önünde yaptı. Gizlemiyor da artık. İki, FETÖ'cü darbeci generaller yakalandığı zaman 15 Temmuz'da bizim ortaklarımız yakalandı dedi. Yani birlikte çalıştığımız. Hı hı. Demek ki PKK ile çalışıyor, FETÖ'cülerle çalışıyor. Bunu da gizlemiyor. Çok açıkça söylüyor. Evet. Bir başka tespit, Türkiye'de iktidarın değişmesi için muhalefeti desteklememiz lazım dedi. Şimdi bizim millet olarak şunu sormamız gerekiyor. Diyelim ki muhalefet desteklendi. Muhalefetin bu iki ilk tespitlerdeki şeyi tavrı ne olacak? Yani PKK ile birlikte mi çalışacak? Çünkü ABD madem onu destekliyor, iktidarı da destekliyor. Peki PKK ile birlikte mi çalışacak? FETÖ'cü darbecilerle birlikte mi çalışacak? Mesela bu konularda çok net
tavır konması lazım. Bu milletin hem bilgi alma hakkı hem seçme hakkına tekabül eden çok önemli şeyler. Evet. Bir başka önemli mesele de şu. Şimdi ekonomiyi tartışıyoruz. Allah muhafaza eğer bunlar gerçekleşirse, yani 15 Temmuz benzeri bir şey başarıya ulaşırsa, ne ülkeniz kalır, ne devletiniz kalır, ne yönetiminiz kalır. Tabii. Ekonomi falan hiçbir şey, hatta can kalmaz Allah muhafaza. Evet. Şimdi mesela şeyde sıkıntı yaşandı, Irak'ta Türkiye'ye geldiler. Suriye'de sıkıntı yaşandı, Türkiye'ye geldiler. Mısır'da sıkıntı yaşandı, Türkiye'ye geldiler. Peki Allah muhafaza Türkiye'de bir sıkıntı yaşanırsa biz nereye gideceğiz? Gideceğimiz hiçbir yer yok. Yani iktidarıyla muhalefetiyle. Muhalefetin şunu bilmesi gerekiyor. Ben bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Hem bütün milletimizin, bütün fertlerin, bütün vatandaşların iktidarı, muhalefeti dahil şunu bilmesi gerekiyor. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar öncelikle bu ülkenin bütünlüğünü, devamlılığını, bu devletin devamlılığı söz konusu olması lazım ki yönetebilsin. Aksi takdirde yöneteceği bir şey kalmayabilir elinde. Doğru. Bu çok önemli. Yani ekonomi vesaire, başkanım, ondan sonra gelen şeyler. Buyursunlar lütfen. Başkanım, o vaktimiz var mı bilmiyorum da Mustafa Bey. Süremiz bitti. Çok kısa bir lütfen şeyi söylemek istiyorum. Bu süreçte zannedersem Zafer Şahin bir köşe yazısı yazmıştı. Beni çok etkilemişti. Eğer ki 15 Temmuz başarılı olsaydı neler olacaktı diye. O gün işte halkımız sokağa çıkıp direnmeseydi, bu çatışmalar uzasaydı, karşılıklı silahlı çatışmalar olsaydı, PKK girecekti Güneydoğu'dan, birçok ili işgal edecekti, ele geçirecekti. Allah Allah. Yunan girecekti, Türkiye'nin o imkansızlıklardan yararlanarak belli yerleri ele geçirecekti. Birleşmiş Milletler veyahut da Amerika veyahut da şu bu Türkiye'nin belli yerlerine müdahale edecekti. Boğazların güvenliğini sağlayayım diye belli konumda konumlandırmalar yapılacaktı. Olacak tablo buydu. Evet. O gün Türk halkı sokağa çıkmamış olsaydı Türkiye'nin yaşayacağı kaos bu olacaktı. İşte bunları diri tutmak, canlı tutmak, topluma anlatmak ve toplumun bunları unutmamasını sağlamak çok önemli. Hepimizin bugün göre zaten muhalefet, ben PKK konusunda şunu düşünüyorum, FETÖ konusunda net bunu düşünüyorum. Çünkü bunlar artık milli mesele haline gelmişti. Ortaya koymadıktan sonra da bunlara hiçbir şekilde de itibar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu akşam çok değerli katkı sundunuz. Sevgili seyirciler, böylelikle bu haftayı da noktalıyoruz. Haftaya buluşacağız. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.